Arkadaşlar, uzmanlarıyla sohbetlerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde uzun zamandan beri kanalımızda konuk olarak ağırlamadığımız Cem Bey'i tekrar ağırlama fırsatına nail olduk. Öncelikle Kozan Bey, Cem Bey hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk, selamlar. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Bu arada Cem Bey'in katıldığı 50. yıl Türk Hava Kuvvetleri'ndeki 50. yıl şerefine düzenlenen etkinlik hakkında işte F-4 Phantom'larla alakalı konuşacağız. Ama öncesinde Cem Bey'e şeyi sormak istiyorum. Hani 50. yılı özel olarak siz önceden tabii ki kitabı artık herkes alan aldı, stoklayan stokladı. Ama şu an yok satıyor. 50. yılı özel yeni bir baskı gelir mi diye bir sorayım. Çünkü şu an 50. yıldan itibaren bence talep artacaktır. Biz milyar dolarlar isteyebiliriz yani şu an hani sahibinden.com'da. Valla aslında 50. yıl için niyetim vardı ama işte bu etkinlik vesaire hep uzayınca yani sonuçta bir ikinci baskısını yapmak istediğimde birebir aynı kitabı yapmak istemedim. İçine bir şeyler katmak, fotoğrafları değiştirmek. Yani yeni bir kitabı almak gibi düşünsün insanlar istedim. Yani çünkü aynısını tekrar etmenin bir manası yoktu benim açımdan. O yüzden biraz işte bu etkinliğin bu kadar sarkması benim planı biraz uzattı. Ama hep niyetim var. Şimdi güzel fotoğraflar da tekrardan elde etmiş olduk bu etkinlikle ilgili. Aklımda inşallah bir geliştirilmiş ikinci baskı diyeyim. Yani birebir aynı baskı değil. Bir daha İçine mı kitap alacaksın? yenilikler katılar. Bir daha mı kitap Tabii ki. alacaksın? Neydi o? Al ver, ekonomiye can ver şeklinde. Yapacak bir şey yok. Yani onu aslında işin şakasını söylüyorum. Hani para kazanmak değil. Yani yurt dışında benim kitabı sattığım bir Hollandalı bir toptancı var diyeyim işte. Onun da tavsiyesi bu yöndeydi. Hani birebir aynı kitabı yapmaktansa yani içeriğinin bir kısmını değiştirip ikinci bir kitap yapman hani kitabın satışı içinde insanların ilgisini çekmesi açısından da önemlidir diye hani bilenlerden böyle bir nasihat aldığım için niyetim bu yönde ama olur olmaz bilmiyorum. Hani gönlümden geçiyor. İnşallah yapabilirim. Ama ne zaman olur, ne olur onu derseniz yani Türkiye'nin şartları malumunuz. Bu ekonomik Hiçbir şey öyle. şartlarda bu kalitede bir kitap Aynen. nasıl basılacak? Onu şey yapamıyorum yani hani şöyle evet Yani çok güzel söyledim. bassan kaça satacaksın, ne yapacaksın? Orada hakikaten bir desteğe ihtiyaç var. Onu bulmak lazım. O da şu an için biraz dediğim gibi yani kolay bir şey değil. İnşallah olur ama. Ama kağıt İstiyorum. kalitesi ve baskısı gerçekten güzel, maliyetli bir şey Aynen. yani. Aynen. Hani Yani hani bizim de geçen sefer aldığımız fiyatlara şu an sizin yeni sürümü alabilmemize imkan olabileceğini hiç zannetmiyorum. Yani o paralara. Bence o paralara kitabın şu an kapağını vermezler yani. yani büyük ihtimalle hakikaten ciltletmek o paradan fazla olabilir şu an. Hakikaten öyle şey. Yani sırf kitap Aynen. özelinde değil. Yani hayatta her şey öyle oldu. Yani 2 sene önce aldığınız 1 litre sütün fiyatı ile şu an 1 litre sütün fiyatı arasında kaç kat var? Yani artık hesaplayamıyoruz bile. Ama tabii Yani ki bugün özür dilerim. Bu kitap şey biraz estağfurullah. koleksiyoner sürümü olduğu için hani yeni çıkacak sürüm de koleksiyonerlere hitap edebilecek bir sürüm olacağı için bence herkes şey yapacaktır. Tekrar Cem Bey'in bu geliştirilmiş yeni sürümü kitabın talep edecektir diye düşünüyorum kendi adıma. En azından ben edeceğim yani. İnşallah. Yani sonuçta bu şey bir değil. Yani sadece metinle ilgili bir kitap değil. Yani sonuçta fotoğraf üzerine ağırlıklı olduğu için yani seçeceğiniz kağıdı işte ne bileyim matbaayı vesaire ona göre yapmanız lazım. İşin dertli tarafı o. Yani normal kitaplar bile biliyorsunuz yani saman kağıda basılan kitaplar bile ne fiyatlara geldi nereden nereye. Ki bunu düzgün bir baskıyla alıp fotoğrafını çünkü o kalitesini ona yansıtabilmeniz lazım. Çünkü ucuza mal ederseniz bu sefer çamur gibi bir fotoğraf olacak. Yani onu ne ben isterim ne o kitabın altında yani üstünde Cem Doğut yazmasını istemem bir kere. Yani o yüzden dediğim gibi kolay bir şey değil ama inşallah günün birinde o ne kadar yakın olur ne kadar uzak olur dediğim gibi şu an için bir bilgim yok ama ben üretmek istiyorum. Yani benim bu kitaba başlama şeyim de amaç oydu bir şeyler üretebilmek. Yani Türkiye'de çok köklü bir havacılık var. Biz neredeyse uçak icadı olduğundan beri uçuyoruz. İşte 113 yaşında hava kuvvetlerimiz ama geriye bana kıp İşte maziye baktığınızda bu 113 yılda ne ürettik derseniz kitap açısından en azından çok kısıtlı bir şeyimiz var, üretimimiz var. Yani işte yurt dışına gidiyorsunuz en basit dediğim gibi komşu hani komşu da biliyorsunuz hani Avrupa'nın bize en yakın şey Yunanistan diyelim. Hani kültür olarak da ekonomi olarak da vesaire. Siz oraya bir tatbikata gittiğinizde her filo kendi bir stand açar. Her filoda filo adına kitaplar görürsünüz.
Yani işte bir Miraj filosu, Miraj'ın 25. yılı, 30. yılı, 35. yılı diye önünüze 3 tane kitap koyabilir. Onu gidip seçebilirsiniz. Yani bizde böyle bir şey yok maalesef. Yani benim hep bu eksikliğe karşı bir şeyler yapmak isteğim vardı. Kitap da öyle başladı. Şimdi işte dergilere bir şeyler yapmak istememin sebebi o. Ya yani bu kadar sağda solda gidip takip etmek de sadece 3-5 kare fotoğraf çekerek bir amaç değil. Bir şeyler görmek, bir şeyler yazmak. Kenarda köşede bir şey kalsın. İnsanlar bir aradığında bir şeye ulaşabilsin. Yani çünkü ben hem maket için hem havacılık tarihi için bir şeyler araştırdığımda geriye dönüp baktığınızda pek bir şey bulamıyorsunuz. O yüzden ben dediğim gibi bir şeyler hep üretmekten yanayım. Herkese de onu söylüyorum. Bir de şunu insanların anlaması, üretmek size kapı açıyor aslında. Yani en basitinden ben işte birazdan konuşuruz. O A400'de niye olabildim? Bir şeyler ürettiğim için olabildim. Yani o size kapı açıyor dediğim, sizi gene birileri çağırmıyor. Siz zorluyorsunuz, ediyorsunuz belki ama en azından sizi oraya birisi çağırdığında niye çağırdığını biliyor. Yani o iş bir yerlere gidecek. Sadece fotoğrafı çekip kalmayacak. Şimdi makaleler hazırlıyorum. Yani birkaç dergide yayınlanacak inşallah. Yani bir etkinlikte bir fotoğraf çekiyorsanız bir sonraki etkinlik için aslında sizin kendi adınıza bir şey olmuş oluyor. Nasıl diyeyim? Portfolyo oluşturuyorsunuz. Onun üzerine zaten insanlar size bir şeyler teklif ediyor veya bir yerlere çağırıyor diyeyim. Yani hiçbir şey durduğunuz yerde olmuyor. Yani o yüzden üretmek önemli. Genç arkadaşlara da ya da işte benim gibi havacılık fotoğrafçılığına meraklı arkadaşlara da. Yani fotoğraf çekip sadece bunu sosyal medyada paylaşarak yetinmeyin. Onların değerlendirmesini sağlayın. Hani bu makale olur, başka bir şey olur. Yani anlatabiliyor muyum? O sadece sosyal mecrada kalmaması lazım. Çünkü o sosyal mecra bugün var, belki yarın yok. İşte hani Twitter'ın işte adı bile değişti. Sahibi zaten eserekli Hayır bir adam. Yarın yani yarın X'i kapatıyorum, Twitter'ı kapatıyorum dese işte orada sizin bilmem kaç bin takipçi olmanız, bilmem kaç bin tane postunuz olmasının hiçbir kıymeti yok. Silinip gidecek. Ama işte bir kitap yazsanız, bir makale yazsanız ya da hiçbir şey yapamıyorsanız fotoğrafınızı bir yere verdiğinizde bir takvim olur, bir kitap olur vesaire. Orada adınız onlarca yıl, yüzlerce yıl kalacak. Yani sevindirici şeyler. Ben mesela kendi adıma gene şu an Türk Hava Kuvvetleri 50. yıl için bir kitap yapmış. Onu görme şansım oldu. O kitabı karıştırdığımda içinde benim fotoğraflarımı görmek, arkada kaynakça kitabın kısmında kendi kitabımı görmek benim için büyük mutluluk. Hani amacım oydu zaten. kitabı alabildin O mi? yüzden alacağım inşallah. Sözünü aldım ama daha elimi alamadım. İnşallah alacağım. İyi, hayırlısı. Aynen öyle. Bu arada ürettikleriniz için biz emeğiniz için teşekkür ederiz şimdiden. Aynen. Fazlasını Aynen. bekliyoruz tüketebilmek adına kendimiz için. Bunun için de şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu arada etkinliğe katıldınız. Ben bu Şimdi bir paylaşılan dakika. Kanercim, etkinlikten önce ben Cem'e daha şey soracağım. Zaten F4 konuşacağız çok uzun süre. Ama şimdi biz Cem ve ben seni daha genç tutuyorum. Belli bir şeye gelmiş insanlar olarak bir F4 hayranlığımız vardır. Şimdi bir Z kuşağına F4 dediğinde bizdeki karşılığı hiçbir zaman için yoktur. Ve neden sevdiğimizi de anlatamıyoruz ya da anlatmıyoruz. Zaten kendimiz ikili bir ilişki yaşadığımız için şeyde F4'le. Hani abi bu uçakta deyip geçiyoruz yani. Hani uğraşmıyoruz neden olduğunu anlatmakla. Öncelikle Cem'den hani Z kuşağını anlatırmış gibi neden F4'ü sevdiğimizi bir anlatabilir misin lütfen? yani sevgi geçtim. Neden ilgi gördüğünü en azından basitçe anlatayım. Çok kısa şekilde. Ve bunu hani örnekleyerek anlatacağım. İşte 2 ay ya da 1,5 ay önce Yunanistan'daki işte bu Rheinstein Flak tatbikatına gittik. Bizim gene genç havacılık fotoğrafçı arkadaşlarından çok ilgili yani benim kafaya yakın olduğu için beraber gitmekten çok büyük mutluluk duydum. Çünkü bir şeyler yapmak isteyen bir arkadaş. Aslında üniversite öğrencisi ya daha işte inşallah avukat olacak. Bu işlerde de geliştirir Güzel. kendini. Beraber gittik biz ona. Orada da o doğal olarak F-35 görmek istiyordu. Şimdi vadiye gittik. Vadide saatlerce bekliyorsunuz. Uçak geçecek mi geçmeyecek mi hiçbir şeyiniz yok. O yüzden onlarca fotoğrafçı yapabildiğiniz tek şey geyik yapmak, muhabbet etmek, uçaklar hakkında konuşmak. İşte Uğurcan da sağ olsun herkese işte F-35 gelir mi gider mi hani görür müyüz diye soruyor. Herkesin net cevabı ne F-35'i? Daha gençsin. 50 sene F-35 çekeceksin. Biz buraya F-4 için geldik. Yani mesela gene örnek vereyim. Bizim etkinliğe 350'nin üstünde yabancı fotoğrafçı geldi. Ve dünyanın dört bir tarafından geldiler. Yani bir kısmı zaten şahsen tanıyorum. Japonya'dan, Finlandiya'dan, Amerika'dan, Kore'den, Tayvan'dan, ya bütün Avrupa ülkelerinden yani aklınıza nereden geliyorsa belli başlı bütün ülkelerden birileri geldi. Onların gelmesinin sebebi
Yani Türkiye'yi gezmek, turistik olmak için değil. Bir F-4 görebilmek. F-4 özel bir uçak. Neden özel? İşte 1958'de ilk uçuşunu yapmış. O günden beri de olabilecek bütün muharebeler, yani dünyanın neresinde olursa olsun zaten içinde. Onu da geçtim. Siz çok basit bir şey yapın. Google diye bir nimet var. 1950 sonra S koyup aircraft yazın. Bir çıkan uçakların şekline şemaline bakın. Bir de 58 yılında yapılmış F-4'ün şekline şemaline bakın. Kullandıkları motorlara bakın. Ebada bakın. Kullandığı silahlara bakın. Yaptığına bakın. Yani şu an mesela F-35 nasıl 5. nesil diyoruz. O daha bir yeni bir kapı açtı ama henüz bir icraatını göremedik. Ama F-4 yeni bir nesil açtı ve açar açmaz icraat yapmaya başladı. Neden icraat yapmaya başladı? İşte Vietnam Savaşı çıktı. Oradaki bütün uçaklardan üstün. Ha, herkes diyecek işte dogfight'ta şöyle geriliği var bilmem nesi. Fark etmez. Adam zaten dogfight yapmak için uçağı üretmemiş. Uçak önleme için yapılmış. Dünyanın uçağını düşürmüş. Yani lakabı biliyorsunuz dünyanın en büyük MiG tedarikçisi, parça tedarikçisi diyor. Çünkü parçalayarak geri dönüşüme katkı sağlamış. İşte yakın hava desteği vermiş. Önleme yapmış. Keşif yapmış. Yani bir uçaktan, daha doğrusu bir uçak demeyeyim. Uçaklardan ne istiyorsanız farklı modelleri, yani ister keşif olsun, ister önleme olsun, şey olsun, hepsini yapmış uçak. Ve aradan bunca yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi uçabiliyor. Hala bazı konularda güncel uçakların yapamadıklarını yapabiliyor. Ki bu sayede işte test pilotu hala F-4 kullanıyor. Bir stabil olmak, işte güvenle bir mühimmatı atabilmeniz. Şimdiki uçaklar daha narin. Şimdi flutter testleri var. F-4'te flutter testi yapmıyorsun. Çünkü F-4 sallanmıyor. Kanadı sallamıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bir tarafa Popeye takıyorsun, öbür tarafa hiçbir şey takmadan gezebiliyorsun. Yeni uçaklarda bunları yapamıyorsun. Artılar eksiler. Tabii ki elektronik olarak zayıflıkları var vesaire ama insanlar şunu anlamıyor. Bizim uçağın kuyruk numarası işte 77 ile başlıyor. Ne demektir? O 1978'de bize teslim edilmiş demek. 1978'deki uçak değil o. İçindeki bütün kablolar değişti. Bütün aviyonikler değişti. Yani kaba parçaları hariç, ya kaba parçası dediğim nasıl diyeyim? Kaportası hariç diyeyim ki kaportasında bile onlarca değişen parça var. Farklı bir uçak aslında. O yüzden kullanılıyor. İşte herkes diyor ki Amerika'da şu var, bu var. O oradan işte bilmem kaç sene önce çıkart. Olabilir. Amerika bilmem kaç sene önce F-22 aldı ama kimse almadı şu ana kadar. Adam belki 15-20 senede 5. nesilde uçuyor. Dünyada hiç kimse uçuyor. Siz kendiniz Amerika ile kıyaslamayacaksınız. Ben hep aynı örneği söylüyorum. Japonlar aptal mıydı? Fakir miydi? 2 sene önceye kadar Japonlar F-4 uçuruyordu. Adamların F-35'i varken, F-15'leri varken. Uçak yaşıyla değil. Aynısı Kozan hocam da söyledi. Gemiler de yaşıyla değil. Siz onu modernize ettiğiniz sürece, ayakta tutabildiğiniz sürece, verdiğiniz görevi yapabildiği sürece. Biz tabii ki F-4 ile gidip dogfight'a girmeyeceğiz. Öyle bir derdimiz yok. Biz F-4'ü niçin kullanıyoruz? İşte yakın hava desteği veriyoruz. Yani yakın hava desteği dedim yanlış anlaşılmasın. Dalıp malıp bomba atacak hali yok ama klasik mühimmatı bile akıllı mühimmat kadar hassaslığa atacak şu an başka bir uçağınız yok. Tutup 20 bin dolarlık 30 bin dolarlık bir işte lazer güdümlü mühimmat atacağınızı 500 dolarlık 1000 dolarlık bir Mark 82'yi aynı isabetle atabiliyorsunuz. Bu uçağı niye ev hizmetten çıkarırsınız ki? Anlatabiliyor muyum? Bütün her şeyine hakimsiniz. İstediğiniz bütün mühimmatı takabiliyorsunuz. Gittiği yere kadar gidecek. Gönül isterdi ki zaten Hava Kuvvetleri'nin planı da oydu. Başka bir uçak alacaktık. Emekli olacak. Alamadık. Alamadık diye bunu hizmetten çıkartmanızın bir manası yok. Çünkü fabrika uçağın her tarafını şu an bile paspat devam ediyor. Yani uçakları hala faal tutabiliyorsanız uçuracaksınız. Dediğim gibi herkes ister yeni uçak. Ya da yeni uçak değil siz de bir düşünün. Herkes sıfır arabaya binmek ister. Ama benim arabam 12 yaşında. İşimi görüyor. Beni bir yerden bir yere götürüyor. Yeterli güvenlik önlemleri var üstünde. Airbag'i işte ABS'si bilmem ne. Ben memnunum. Onun gibi düşünün. Gidip illa milyonlar verip sıfır araba almak zorunda değilim. Çünkü arabadan beklentim belli. Ben sürat yapmıyorum. İşte araziye girmiyorum. Şimdi araziye girmiyorsam niye jip alayım? İstanbul'un trafiğinde koca arabayla gezmek yerine küçük bir arabayı tercih edebilirim. Bunun gibi hani Hava Kuvvetleri'nde bir isteği var, bir beklentisi var, yapılması gereken görevleri var. Bunu ister 30 yaşındaki uçakla yapar, ister 10 yaşındaki uçakla, ister sıfır uçakla yapar. Ama önemli olan görevin yapılması. O uçak halen görevi verilen ona verilen, ondan istenen görevleri yapıyorsa ömrü yettiği sürece uçacak. Biraz uzattım. Fazla savundum Çok F4'ü. güzel. Ben daha farklı bir yönden bakayım. F4 çok klasik bir uçak. Hani hala hidrolik kontrollerle çalışıyor, şey yapıyor.
iki kişilik bir uçak, çok büyük bir uçak, sesi çok güzel bir uçak. Yani çok özel bir sesi var yani, hani karakteristik bir sesi var, öyle diyelim. Bunun haricinde de insan pilotları var. İnsan Evet. derken şunu kastediyorum. Bir hava üssündeydik. Yerleştirme, bir Amerika'dan alınan bir sarf malzemesinin yerleştirilmesi konusunda bir danışmanlık anlaşması imzalamıştık. Biz bu malzeme oluyor, piyasadan bunu bulursunuz, bununla yapabilirsiniz'i çözdük. Onun denemeleri yapılıyordu o sırada o üste. Üs F-4 üssü değil. Bizi de işte şey, bu yapılan iş, görev yapılan sahada olduğu için hani bir durmamız gerekiyor o civarda, ama işte pilotların olduğu şey, kantine diyelim artık, şey aldılar. Mess hall'u aldılar. Oradayız. Gazino. Türkiye'deki Gazino'ya tabiri aldılar. Orada böyle oturduk, şey yapıyoruz. Bize bakıyorlar böyle, hani kim bunlar böyle. Hani burada pilotlar var ya da geri kalan herkes birbirini tanıyor. Bunlar kim diye bakıyorlar. Biz de hani çok da umurumuzda, zaten iş teslim etmenin rahatlığındayız böyle hani. Bir tane pilot geldi böyle. Bilader siz neredensiniz diye. Direkt olarak beynim böyle gitti. Abi F-4'cüsün değil mi dedim. Direkt olarak şey, aynen bizim filo değil burası. Ben görev, geçici görev bilmem neyle geldim dedi. Dedim tamam gözünü seveyim ya, otur hemen çay içelim şeklinde oturduk, çay içtik. Yarım saattir oradaydık. Adam girdi baktı, bir tek bizi tanımaya geldi. Siz ne yapıyorsunuz, ne ayaksınız diye bize bulaştı direkt olarak. Çünkü pilotları insan. Bütün hepsi F-16 pilotuydu oradakilerin. Yarım saat boyunca bize sadece bakmakla yetindiler. Hani siz ne arıyorsunuz burada, hoş geldiniz, hiçbir şey söylemeden böyle pis pis baklar. Adam girdi, direkt olarak baktı, tanıyorum tanıyorum, aha bunlar garip, bunlar bir başka cins. Gideyim şunlara bulaşayım dedi, geldi bize bulaştı direkt olarak. Ve hani hakikaten o sırada geçici görevle gelmiş bir F-4 pilotu çıktı. Sonra Rios'u geldi işte, sizin Weapon Officer diyorsunuz da orijinali Rio onun diye biliyorum ben. O geldi, ondan sonra şey yaptı. O da oturdu yanımıza. Biz hep beraber böyle F-4 muhabbeti ederek şey yaptık yani. O işin sonuçlanmasını bekliyorduk. O sırada onlar Amerika'nınkini çıkartıyorlardı, kalibre ediyorlardı. Bizimkini kontrol ediyorlardı. Aynı sonucu veriyor mu falan diye. Yani o şekilde işi yüz akıyla yaptık. Silah entegrasyon laboratuvarına gidiyorsun. F-16'nınkine giriyorsun. Elde böyle hani silah entegrasyon laboratuvarı, magları bilmem neleri. F-4'ünkine giriyorsun. Çay koyayım mı? Beraber bir çay içelim. Direkt olarak şey bu hani. Ya böyle bir sıcak ortam hissediyorsun, ya da bizim psikolojik olarak böyle şeyiz yani, hani F4'ün her şeyi, teknik ekibe bakıyorsun, teknik olanlar böyle ya fiziki olarak yükleniyorsun F4'e falan diyor, bir şey sokmak için de böyle fiziki olarak diyor kendini de zorluyorsun diyor, hani o alüminyumu diyor bir esnetip tekrar yerine o şey yapıyorsun falan diye böyle bir sohbeti vardır yani şeyin, teknik ekibin. F16 ise buklette o zaten yazıyor bilmem kaç bilmem ne, baba dur hani. Yani sen nesin o nesin falan oluyor yani. Hani artık ekipler iyice karıştı. Her ne kadar öyle şey kalmadı da eski nesildeki gibi. Hani nedense F4'ün daha bir sıcak hali var diye düşünüyorum ben. Doğrudur. Yani ben onu hep çift kişilik olmasına bağlıyorum. Sonuçta F-16 tek kişilik bir uçak. Bir pilot yalnız tek başına uçuyor. Şimdi pilotaki diğer personelle de öyle çok nasıl diyeyim, samimi olmanıza bir ihtiyaç yok. Yukarıda zaten iki farklı uçakta uçuyorsunuz. Yani göreviniz ne gerektiriyorsa onu yapıyorsunuz. Ama F-4'te aynı uçağı paylaşıyorsunuz. Ve hani şey gibi değil. Yani şimdi Top Gun izledik. Top Gun'da nasıl hep işte atıyorum Maverick Goose'la uçuyor. Ya gerçek hayatta öyle bir şey yok. Yani uçak personeli devamlı değişiyor. Sen bir gün arkadasın, o bir gün önde. Ahmet'le de uçuyorsun, Mehmet'le de uçuyorsun. Uyuz olduğun adamla da uçuyorsun. Yani aran iyi değil belki ama aynı kokpitte oturuyorsun. Ve canını ona emanet etmek zorundasın. Yani aynı bir kader birliğiniz var. O kader birliği bence bu şeyi yansıtıyor. Yani bu sıcak havayı mecbursunuz. Çünkü dediğim gibi birine canınızı emanet ediyorsunuz. Arka kokpitte de olsa bir şey yanlış yaparsa beraber gideceksiniz. Ya da ön kokpit bir hata yaparsa arkadakini de götürecek. Anlatabiliyor muyum? Ben böyle bir şey düşünüyorum. Artı tabii ki bir nesil farkı da var. Neden nesil farkı var? İşte F-16 çok daha bilgisayarlı bir şey. Hani şeydeki kadar nasıl diyelim, hissederek yapmanız gereken bir şey yok. Kontroller manuel F-4'te. Sistemler eski belki, her ne kadar modernize değilse. Yani o da sizin eğitim mantalitenizi, yetiştirilmenizi, şeyinizi değiştiriyor. O yüzden şeyde çok haklısın. Yani bir F-16 pilotu ile bir F-4 pilot hakikaten farklıdır. Yani hissedersiniz, anlarsınız tarzından vesairesinden. Ama dediğim gibi bu şimdi F-35 gelseydi bambaşka bir şey konuşacaktık. Onlar iyice şey olacak. Çünkü Belki direkt olarak girip tekme atacaktı sen buradan arıyorsun diye. O belki öyle bir nesil olacak yani. Yani. yani bu olabilir. Senin bakımda da dediğin doğru. Çünkü bakım da değişiyor. Yani F-4 iri bir uçak. Ağır bir uçak. Yani hakikaten şey fiziki size gücünüzün olması lazım. Yani bir paylonu sökerken bile bayağı zorlanırsınız edersiniz. Şimdiki uçaklar daha hafif. Yani daha hafiften kastım şu. Parçalar kompozit vesaire, hani
Koca bir parçayı, plakayı söktüğünüzde belki tek başınıza kaldırırsınız ama işte F4'te öyle bir şey değil. Ya da F5 mesela. F5 küçük bir uçaktır ama bakımı gene dertlidir. Çünkü küçüktür. Yani bütün paneller küçüktür. Bir yere girmen, çıkman, ulaşman dertlidir. Yani seni yorar. Ve doğal olarak tabii her nesilde şey yapıyorsunuz. Yani bir önceki neslin kötü taraflarını yok etmeye çalışıyorsun. Ama bazı yerlerde de tersi oluyor. Yani işte çok elektroniğe yüklendiğiniz için bir arıza oluyor, çözemiyorsunuz. Yani öbürkü mekanik bir şey olsaydı parçayı değişirsin, düzelir. Şey vardır yani, eski uçaklarda uçan şeyi vardır, ruhu vardır. Yani ben 2013'te işte ilk Firuze ziyaretimi yaptım. 2013'teki anlatılan hikayede yapar o öyle diye bir muhabbet var. Şimdi F-16'da yapar öyle diye bir şey yok. Ya da bir F-35'te yapar öyle diyemiyorsunuz. Bir arıza varsa giderirsiniz, bir şey bulursunuz. Ama eski uçaklarda, yani mekanik olan uçaklarda, uçakların karakterleri var. Bazı uçaklar bazı şeyleri yapıyor ve bunu çözemiyorsunuz. Gerçekten yapıyor. Yani öyle hikayeler var ki bir şey soruyorsun, başına bir şey geliyor, tersine gidiyor. Sen kaç numarayla uçuyorsun? 290'la uçuyorsun. Ha, yapar o öyle diyor. Sakin, o yapar. Ama bir şey yok yani, anlatabiliyor muyum? Sana bir zararı yok. O yapar, onun huyu öyle. Sen uçmana devam et, bir şey olmayacak. Hani güven bana, benim de başıma geldi. 3 gün sonra başkası uçacak, gene onun da başına gelecek. Hani bunlar kastettiğim şeyler, büyük arızalar vesaireler değil. İşte tabii bir ışığın yanıp sönmesi. Ampulü değişiyorsun, sigortayı değişiyorsun ama o kendi kendine arada bir yanıp sönüyor. Neden olduğunu bulamıyorsun. Yani fabrika bulamıyor, yani sen değil. Ama yapıyor öyle. Ve sen zaten notunu düşüyorsun. 290 onu arada bir yapar. Sıkıntı yok. Ama mesela dedim ya, F-16'da böyle şey duyamazsın, göremezsin. Yani bir şey arıza varsa arıza vardır. Yani bu tür şeyler aslında dediğin gibi bu uçağı özel yapıyor. Ya da dönemi özel yapıyor. Ve bize belki bazı şeyler nostaljik geldiği için hani bağlanıyoruz uçağa. Yani çünkü yeni bir ekipmanla böyle bir bağ kuramazsın. Yani pilot hangi F-16'ya bindiğini anlamaz. Ama işte dediğim gibi F-4'te uçarken işte dövizyesinin sertliğinden, işte ne bileyim ufak tefek farklardan, ha bu buydu, tamam ben bununla dün de uçmuştum, bunu yapıyordu. İşte 3 gün sonra uçtuğunda, ha tamam hani. Ya yani atış sahasına gidip atış yaparlarken aynı hikayeleri anlatan var. Falancası bilmem nereye çekiyor mermisi. Değiştiremiyorsun onu. Topu değiştiriyorsun, gene oraya çekiyor. Neden olduğunun şeyi yok. İzahı yok ama biliyorsun. Ona göre önleme vererek atıyorsun. Diyorsun ki ben işte farazi numara 10 numarayla uçuyorsam 2 derece yana atmam lazım. Gidip vuruyor da bir sıkıntı yok. Ama onu sen çözemiyorsun. O uçan karakteri oluyor. İşte o karakter vesaire o uçağı efsane yapıyor. Biz baba demişiz. Yani babasının sebebi ne? Çok dayanıklı bir uçak. Güveniyorsunuz. Yani uçak sizi evinize getirecek. Yani iki motoru var. Her şey çift sistem. Hani bir tanesi bozulsa bile geliyorsunuz. Sana göstermiştim herhalde fotoğrafı. Kanadında benim girebileceğim kadar delik olan F4 hiçbir şey olmamış gibi üstüne dönebiliyor. Ya yani bu pilota güven verir. Kafanız rahat olur. İşte alçak uçarsınız, kuş çarpar. J79 kuşu çiğner atar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hani bir meşhur peç vardır, o peçe bayılırım. Hani leylek hariç gerisini boş ver der. Çünkü leylek yani çarpabileceğin zaten en büyük En büyük kuş. şey. Yani ondan küçük kuşlar çarpmış çarpmamış hiç fark etmez. Gidersin, uçarsın. İşte vurulursun, geri dönersin. Motorun gider, tek motorun daha vardır, geri dönersin. Hani bu babalık aslında şeyden, yani ağırlık mağırlık vesaire bir şey değil ya da oturaklı olmak. Yani uçaklar için böyle bir şey konuşamazsın tabii ama dediğim gibi güven. Yani çünkü insanlar babasına güvenir. Babam arkamda der. Yani başıma bir şey gelirse babam bana destek olur. O babalık oradan geliyor aslında. Pilot için de geçerli. Uçak hakikaten onu koruyacak, kollayacak. Biz başı sıkıntıya girse de, bir arıza olsa da, yeri geldiğinde bir muharebede vurulsa da, işte kanadının ucu kopacak, kuyruğu gidecek, tek motoru gidecek. Ama uçak uçacak arkadaş. Yani beni son dakikaya kadar savunacak ve beni evime getirecek. İşte bu yüzden baba diyorsunuz. Yani bundan önce niye biz baba demişiz F100'e? F100 de aynı şey. Tamam bu tek motorlu belki ama o da dönemin en sağlam uçağı. Ki bunu sağlamlığı biz işte Kıbrıs'ta canlı şahitiyiz. Hani vurulup hasar alıp gene de hiçbir şey olmamış gibi evine gelen. İşte gene o zamanın için teknolojisi yüksek olan, menzili yüksek olan, kapasitesi yüksek olan bir uçak olduğu için biz ona baba demişiz. Ya yani F-16'ya baba dememişiz mesela. Hani düşünürseniz F-100'den sonra F-4 gelmiş, o babalığı devralmış. Ama şimdi F-16 baba demedi. İnşallah Kaan'a baba diyeceğiz. Hani benim nezdimde. Hani belki öyle bir şey olacak. Dediğim gibi özel bir uçak. Nevi şahsına münhasır bir uçak. Seveni çok olan bir uçak. Kimle konuşsam dediğim gibi uçanlar da seviyor. İşte bakımcısı ayrı seviyor. Herkes şey. Yani ben gene bir şeyle pilotla konuştuğumda bir işte akrabası ya da yakını motor teknisyeniymiş. Ya motoru bana öyle övüyorduk ki diyor, hani
Anlıyorum, ben uçuyorum diyordum ama yani bir J79'u bile bakımcısı övüyor. İşte onu yapar, bunu yapar. İşte F100 de şöyle olur, şeyde bu olur, bilmem ne olur ama J79 öyle yapmaz, böyle uçar falan filan. Yani hakikaten kendine ait bir şeyi var. Nasıl diyeyim? Sosyal ortamı var. Kendine has bir hayran kitlesi var. Ve tüm dünyada böyle. Yani herkes onun için dünyanın öbür ucuna gidiyor. İşte bir vadiye gidiyorsunuz. Saatlerce, günlerce bekliyorsunuz. Hayaliniz bir yanımdan geçer mi? Sesini duyar mıyım? Onu görür müyüm diye gidiyorsunuz. O yüzden özel bir uçak. O yüzden yani benim mesela kitabım yurt dışında çok satıldı. Ben F-16 kitabı yapsaydım bu kadar satılmazdı. Çünkü F-16 kitabı dediğinizde 100 tane var. Her ülkede var. Ama basit bir kitap yaptığınızda bile insanlar almak istiyor. Çünkü dediğim gibi özel bir şeyin bir parçası hissediyorsunuz. Ya da işte buraya geldiğimiz gibi. İşte pazar günkü etkinlikte yaklaşık 700 kişiydik. 650-700 arası insan vardı. Herkesin derdi şey, hava kötü, kapalı, kimsenin doğru düzgün fotoğrafı çıkmadı ama herkes mutluydu. Ya da vadiye gittik. Vadide mükemmel fotoğraflar da var, hiç fotoğraf da yok. Çünkü konumunuza göre. Hani bir yerde diziliyorsunuz. Yani benim konumum mesela normal şartlarda iyi olması gerekirken şey değişince, nasıl diyeyim, uçuş değişince çok fazla fotoğrafım çıkmadı. Ama benim en mutlu olduğum günlerden biriydi. Yani kimin yanından işte atıyorum birkaç metre uzağınızdan 300-400 natla yardırarak F4 geçebilir. Ya da işte o fotoğraflardaki o vortexleri falan görmüşsünüzdür. Ben 2013'ten beri, hatta 2011 diyeyim ilk F4'ü görüşüm. Yani aradan 13 yıl geçmiş. 13 yıldır F4 görüyorum. 13 yıldır F4 fotoğrafı çekiyorum. İlk defa gördüm. Sanki işte atıyorum F22 ya da bir F35 gibi şey oluşturup ama çünkü neden? Çok güzel uçtular. Şansınız da var. Dediğim gibi hava çok kötüydü. Sonra tam bir anda hava açtı. Hava açtığında uçaklar geldi. Ve o havada nem var tabii. Hani hava açtı ama o nemi işte siz G ile yüksek süratle havadarınızı yardırarak gittiğiniz için hava da yarılıyor ve bu görüntüler çıkıyor. Herkes mest diye. Gene işte Özkan abi var işte onun arkadaşı işte İrlanda'dan kalkmış gelmiş. Bir video attı bize o klasik belki herkes görmüştür. Hani köşeden F4 çıkar herkes böyle bir baka kalır. Yani makineyi bile kaldıramıyorsun falan. O demiş fotoğrafım yok ama yani hayatımın en güzel günüydü diyor adam. Ta İrlanda'dan kalktı. Orada yarım saat herkes güldü, eğlendik, keyif aldı. İnsanlar bunun için geliyor dediğim gibi dünyanın öbür ucunda. Ben de işte İstanbul'dan gittim. Uçak gelene kadar 6-6,5 saat ayakta dikildim orada o soğukta. Ama mutluyum. Fotoğrafım da çıkmadı halde çok mutluyum. Ama çünkü onu yaşadık ve bir daha yaşayamayacağımızı biliyorum. Hani inşallah olur, devamı gelir ama özel bir şeye şahitlik ettiğinizi anlıyorsunuz. Özel bir gün, hani bir uçağın 50. yılını kutluyorsunuz. Ve dünyanın dört bir tarafına insanlarla kutluyorsunuz. Yani hava kuvvetlerine, uçuculara, bakımcılara zaten sonsuz teşekkürler. Yani hakikaten şey, dünyaya hani mal olmuş, havacılık tarihine geçmiş bir etkinlik oldu bence. Bu 3 gün, hava uçuşu da dahil edersek. Gerçekten aksaklıklar yok mu? Her yerde var. Ama bir Allah'ın kulu da hani pazar akşamı saat işte 6'da üstün kapısından suratı asık çıkmadı. Herkes o yorgunluğun üstüne gülerek çıkıyordu. Ya da cumartesi günü insanlar işte saatlerce bütün gün bekledikten sonra tepeden aşağı inmeye çalışırken de herkes kakarik girdiydi. O şöyle geçti, böyle geçti. Herkes fotoğraflarına bakıyor, videolara bakıyor. Herkes çok mutluydu. Yani bunun için hakikaten sonsuz teşekkür ederim emeği geçen herkese. Biraz geç yaptık. Hani gönüllüslerdeki dediğim gibi Eylül, Ekim vesaire ya da işte 30 Ağustos'ta olsaydı ama yaptık ve hakikaten de 10 numara bir etkinlik oldu. Her anlamda 10 numara bir etkinlik oldu. Yani daha fazlasını isteyemezdim. Hayalim hani ne olabilir, ne eklenebilir dersem hiç pek eklenecek bir şey kalmadı hakikaten. Çok başarılıydı, çok güzeldi ve hani iyi kötü artık yurt dışıyla da bir çevrem oluştu. En azından hani sosyal medyadan bazıları işte tatbikatlarda tanışanlar. Herkesin şeyleri düşüyor önünüze. Hani herkes överek anlatıyor. Bir Allah'ın kulu da hani şu olmadı bu olmadı değil. Yerme kısmı genelde Türklerde oluyor işin kötü tarafı. Biz işin hep nedense negatif tarafına daha çok takılıyoruz. Halbuki oradaki iş o andan keyif almak. Özel bir şeye şahitlik etmek. Yani çok güzeldi. Yani dediğim gibi benim için unutulmaz bir hafta sonu geçti. Büyük ihtimalle benim gibi yüzlerce insanın için hayat boyu unutamayacağı bir hafta sonuydu. O yüzden tekrardan dediğim gibi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ileride benzer etkinlikler olur. İnşallah emekliliğinde bundan daha da
büyük bir şeyler yaparız. Bir kez daha çıtayı diğer ülkeler için daha da üst seviyeye Şey, bakalım daha nice 50 yıllara diyeceğiz mi Phantom için, onu göreceğiz. çekeriz. Konuşmamızın ileri bölümlerinde oraya Onu deneyiz geleceğiz. inşallah. Oraya geleceğiz ama oraya gelmeden önce ben bir de arkadaşlara şu fotoğrafı göstereyim. 7200 düğün lenslerinizle beraber F2.8 uçağın A400M'nin arkasında güzel bir şekilde poz vermişsiniz. Arkadaşlar da muhtemelen merak ediyordur. Hani bu havadayken uçakların fotoğrafını çekmek nasıl oluyor diye. İstiyorsanız biraz da bu deneyimi anlatırsanız, zaten kafanızdaki şapkadan da belli oluyor ne kadar soğuk olduğu oranın. Ya soğukluk şöyle, zaten soğuk oluyor kesin de. Hani bere vesaire dense, çünkü bere uçabilir bir şey. Şimdi burada rampa açıldığında muazzam bir içeride bir hava sirkülasyonu oluyor, bir rüzgar oluyor. Yani işte şey özelinde A400M bu uçak. İşte 200 knot'la uçuyoruz. İşte 200 knot'ı 1.8 küsur herhalde, değil mi? İşte knot 1852 miydi, öyle bir şeydi herhalde. Yani 400 kilometreye yakın, 380-390 kilometreyle uçuyor uçak. Ve o rüzgar size çarpıyor. Şimdi havacılık fotoğrafçılığında işte havadan havaya fotoğrafçılık en şey, nasıl diyeyim? İşte pastanın üstündeki çilek diyeyim. Yani sayıca çok az insanın yapabildiği. Çünkü çok büyük maliyetler. Yani şimdi işte dediğim gibi uçuş için A400'ü uçurdu Hava Kuvvetleri. Şimdi A400 benim için uçurmadı aslında. Şimdi A400'ü kendi faaliyetleri için uçurdu. O arada Milli Savunma Bakanlığı da çekim yaptı. Hava Kuvvetleri de çekim yaptı. O arada biz bazı şanslı fotoğrafçılar da çekim yaptı. Hani başta dedim ya, bir üretmek lazım. Ben niye şanslıyım? Yani Cem Doğut olduğum için şanslı değilim. Ya da işte anamdan şanslı doğduğum için orada uçmadım. Hani diğer fotoğrafçı arkadaşlara ya da gençlere onu söyleyeyim işte. Üretmenin amacı bu. Siz niye oraya çağırıyorlar? Daha önce bir şeyler yapmış olmanız lazım ki. Çünkü çok özel bir etkinlik. Şimdi o uçakta siz 100 kişi uçuramaz. İşte o uçakta 10 kişi uçurabilir aynı anda. Yani o rampa açıldığında 10 kişi fotoğraf çekebilir. 15 kişi fotoğraf çekemez. Sizin o 10 kişinin arasına girmeniz lazım. O 10 kişinin arasına niye giriyorsunuz? Eşiniz, dostunuz olduğu için girmiyorsunuz. Yani Hava Kuvvetleri ya da herhangi bir yer, sırf Türk Hava Kuvvetleri değil, işte NATO için de diyebilirsiniz. Yurt dışındaki herhangi bir etkinlik için de. Paralı değilse, yurt dışında bunu parayla yapan firmalar da var. Onları bir kenara koyuyorum. Ama onun dışında bir Hava Kuvvetleri'nin, bir organizasyonun yaptığı bir etkinlikte uçabilmeniz için sizden belli şeyler talep ediyorlar adamı. Bir tecrübeniz olması lazım. Bu tecrübe tabii ki bir yerlerde uçarak başlıyor. Ona hemfikiriz. Onda bir şey yok ama neden tecrübe isteniyor? Dediğim gibi yaptığınız iş aslında riskli bir iş. Yani sadece sizin açınızdan bir risk yok. Orada bir uçak uçuyor arkanızda. İşte o dedim ya, mesela bere takmamanız lazım. Neden? Çünkü bere uçabilir. O anda gidip motora girerse ne yapacaksınız? Yani uçak düşmese bile işte Kozan Hoca da gitti fabrikalara vesaire gezdi. Yani bir pali yamultmanız milyon dolarlar. Çünkü motoru çöpe atabilirsiniz sırf bir pali yamulttuğunuz için. Şimdi daha kötü şeyler de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Oraya gidebilmeniz için belli bir seviyede olmanız lazım. Sizin o seviyeye gelebilmeniz için de dediğim gibi bir portfolyo oluşturuyor bilmeniz lazım. Adam seni niye çağıracak? Şimdi ne istiyor Hava Kuvvetleri? Bizi niye uçuruyor? Çünkü diyor ki ben bir etkinlik yaptım. Bu etkinliğin tanıtımı lazım. Bu etkinliğin tanıtımı aslında ne demek? Hava Kuvvetleri'nin tanıtımı. Hava Kuvvetleri'nin tanıtımı ne demek? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tanıtımı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tanıtımı ne demek? Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı işi anlatması demek. Onun da üstünde Türkiye'nin yaptığı bir şeyi tanıtmak. Yani siz sadece o fotoğrafı çekip bir kenara koyun diye ya da fotoğrafı çek bana ver demiyor. Şimdi Hava Kuvvetleri'nin o fotoğrafı bir kitapta kullanabilir, takvimde kullanabilir, işte MSB bir yerlerde kullanabilir ama amaç o değil. Amaç bir şeylerin üretilmesi. Yani bu böyle bir faaliyet oldu. Bu faaliyetten sonra dünya çapında yayınların yapılmasını istiyorlar. Bunun için adamlar birilerini seçip oraya getiriyorlar. Yabancılar da uçtu. Adamın çünkü dergilerle kontağı var. Ben niye uçtum? Benim de dergilerle artık kontağım var. Ben de şu an makale hazırlıyorum. Pazartesi inşallah teslim edeceğim. Sonra yayınlanacak bir yerlerde. Şimdi üretmekten kastım bu. Size kapı açıyor. Ben işte arkadaşlarla ya da tanıdıklarımla da konuşuyorum. Bir tane fotoğrafçı var. Burada dedim ya, rampada 10 kişi uçabiliyor. Sen o 90 kişiden bir farkın olduğunu göstermen lazım ki 10 kişinin içine gir. Bunu çok iyi fotoğraf çekerek yapamayabilirsin. Benden iyi fotoğraf çeken illaki insanlar vardır. Ben mükemmel bir fotoğrafçı değilim. Ama ben çaba harcayan bir fotoğrafçıyım. İşte bir yerlere gidiyorum, geliyorum, yazı hazırlıyorum, bir şeyler yapıyorum. Hiçbir şey yapmasam
artık Hava Kuvvetleri mezhebi bilmiyorum, belki sonunda kara liste yazacaklar. Devamlı bir şeyler yapayım diye uğraşıyorum. Hani talepte bulunuyorum. İşte tatbikat oluyor, gidiyorum. Yurt dışında bir etkinlik oluyor, oraya gidiyorum. Kendimden veriyorum. Ama verdiğimi karşılığında da bunlarla alabiliyorum işte. Bu hep şey, artı eksi. Bu orada olmanın sebebi. Dediğim gibi bir şey üretmeniz lazım. Bir şey üretmezseniz size kimse kapı açmaz. Kapı açabilmek için bir yerlerden başlamanız lazım. Hiçbir şey yapamıyorsanız, dediğim gibi birisi yazı yazıyorsa bir fotoğraf verin. Bir dergide haber yapın. Hiçbir şeye gerek yok yani. Çok basit. Ben mesela Air Force Monthly'de 2014 yılında herhalde ilk yayınladı. Tek bir fotoğraf, altında iki paragraf yazı. 112. filo kapandı. Veda için uçak boyadılar. Filonun kısa tarihçesi, etkinlik bu kadar. Bu benim ilk yayınım. Ben göndermesem kimse bunu istemeyecek, yayınlamayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani sen uğraşacaksın. Sen bir yerlere fotoğraf göndereceksin. Tek bir fotoğraf. Ama o size bir şey oluyor. Adam diyor ki ha, Cem Doğut, tamam, İstanbul, şeyde, Türkiye'de, İstanbul'da yaşayan bir fotoğrafçı. Bana arada bir şeyler gönderebilir. 2 gün sonra mail attığınızda başka bir şey içinde, hani no name birisi değilsiniz. Veya işte belli bir şeyler yaptıktan sonra şeyler gelmeye başlıyor. Hani işte şöyle bir şey oldu, sen oradasın, bana haber yapar mısın? Veya işte bir yerlerde fotoğraf paylaşıyorsun, diyor ki bak, bizim ilgimizi çekti, bana bir şey yapmak ister misin? Bu seviyeye gelirsen bir şeyler yapabiliyorsun. Bu işin uzatmak tarafı. Gelelim havacılık, yani havadan havaya fotoğraf kısmına. Bir kere emniyet. En önemli şey senin emniyetin. Senin de değil, artı dediğim gibi uçtuğun uçağın ve arkanda uçağın emniyetini sağlayabilmek. Bunun için de bir kurallar silsilesi var. İşte kılığına, kıyafetine dikkat edeceksin. Makinanı kendi üstüne bağlayacaksın. Yani orada o kadar komik durmamızın sebebi o. Yani yerde fotoğraf çekmiyorsun. İşte o turuncu şeyler benim harnesim. Yani o harnes beni uçağa bağlıyor. Bir aksi durumda uçaktan düşmemem lazım. Makinalar iki yanında sarkıyor çünkü normal makinanın kendi şeyine güvenmiyorum. Vidalarla gövdesini bir kayışa bağlıyorum. O kayışı kendi gövdeme bağlıyorum. Bu yetmiyor. O kayışı harnesimin altından geçiriyorum ki hani ihtimal 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 o koparsa bu kurtulsun. Makinenin her tarafını bantlıyorsun. İşte kapak açılmasın, lens düşmesin, parasole takmıyorsun, uçup gitmesin. Kafama dediğim gibi sadece rüzgar değil. Şu an saçım kısa ama saçınız uzun da olabilir. Sizin arkanızda bir adam da fotoğraf çekiyor. Sizin saçınızın uçuşması onu rahatsız edebilir. Makinesinin önünden işte saçlar geçebilir. Yani o kafayı korumak sadece rüzgar olarak da düşünmeyin. Bunlar hep şey, dediğim gibi hani birbirini rahatsız etmeyecek. Mesela işte kıyafetin ona gideceksin. Bu montu hep giyiyorum. Neden? Çünkü aslında şey yok. Kapüşonu yok. Çünkü kapüşon olsa o kapüşon o rüzgarda uçuşuyor. Kapüşonlu bir şey giymemeniz lazım. Ne bileyim, ceplerinizin fermuarlı olması lazım. Hiçbir şeyin uçmaması lazım. Bu tarz şeyler var. Hani bunları da dediğim gibi tecrübeyle, deneyimle yapıyorsunuz. Mesela bantlama işi ilk başta bana söylenmişti. Ama bana pek şey gelmiyordu ilk başta. Hani niye bantlıyoruz ki? Oradan nasıl çıkacak ki? Ne olacak ki? Ama şunu görüyorsunuz. 2 tane çekime katılıyorsunuz. Bir şey vardır, bilirsiniz, makinenin üstünde program çarkı vardır. İşte P, T, işte hani diyafram öncelikli mi, enstantane öncelikli mi, program mı, manuel mi? Onu bantlıyorlardı. Ya dedim, koca çark, yani oraya elim değmeyecek bir şey olacak. Ne olacak diyorsunuz. Ama o kadar büyük bir rüzgar ve sallantı var ki bir makineyle elinizi alıyorsunuz. Öbür makineyi güya kucağınıza bırakıyorsunuz ama makine orada oynuyor. Yeri geliyor, havalanıyor. Sonra makineyi bu makineyi bırakıp öbürkünü alıyorsunuz. Bir anda bambaşka bir programa geçmiş bir şey çekmeye çalışıyorsunuz ve orada kaçırıyorsunuz. Çünkü ayarı değişmiş uçak, şeyin, makinenin. Şimdi bu hep tecrübeyle olacak işler. Ondan sonra dediğim gibi işin şeyini yapmanız lazım. Koordinasyon kısmını öğreniyor olmanız lazım. Yani sadece iki uçak havaya kalkıp arka arkaya uçarken fotoğraf çekemiyorsunuz. Onu organize etmeniz lazım. Her iki uçağın pozisyonunun belli olması lazım. Kafanızda fotoğrafların olması. Yani bu sizin özelinizde değil. Yani bu etkinliğe katılan arkadaşlar için söylüyorum. Hepsi bir şeyler katıyor tabii ki de. Hani fotoğrafı aslında yerde çekmeye başlıyorsun. Yerde kafanda çiziyorsun. İşte bu uçağın nasıl duracağını sen zaten pilota anlatıyorsun. Veya pilot diyor ki ben böyle yapacağım. Sen de diyorsun ki tamam, onu yapacaksan şurada dur. Bana şu mesafede dur ki ben fotoğraf çıkartayım. Yani şunu 100 metre ileride yaparsa bana bir faydası yok. Veya işte atıyorum 20 metre aşağıda yaparsa çok aşağıda kalacak. Ben rampa yüzünden onu göremeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Yani devamlı bir şeyler var. İnce şeyler var. Onları çözmeye çalışıyorsun. Arada tutturmaya çalışıyorsun. Sonra havaya çıkıyorsun. Havada her şey değişiyor. Hani şimdi geçen hafta Tyson'ın şey var ya, onun bir lafı varmış galiba, ya da Tyson'ın da olmayabilir de. Hani planın ilk yumruğu yiyene kadar diye bir laf var ya hani. Kafanda bir plan var. Maça çıkıyorsun ama yumruk yiyorsun ve plan değişiyor. Hemen ona adapte olman gerekiyor. Benim de öyle işte. Burada
En köşedeydim. A400'de ilk tecrübem oldu. Ama daha önce 3-4 farklı kargo uçağında fotoğraf çekmiştim. Hepsinde köşede de uçmuştum. İşte Loadmaster dedi ki ya işte çok rüzgar var. İşte o zaman 190-200 knot dedi. Tamam dedim, sorun yok. Ben 200 knot'la uçtum. Bir şey olmuyor dedim. Ama ben 200 knot'la C295'te uçmuştum. Yani A400'ün rüzgarı farklıymış. Rampa açıldığında anlıyorsun onu. Ve hemen şeyini değiştirmen lazım. Hemen ayarlar değişiyor. Biraz daha enstantaneyi arttırmam lazım. Daha hızlı çekmem lazım. Çünkü çok sallanıyorum. Normalde 1 bölü 1000 bana yeterken 1 bölü 1600, 1 bölü 2000'lere çıkmam gerektiğini hissettim. Ya çünkü sallanıyorum. Yani sallanırken net fotoğraf çekemezsiniz. Hemen bir önlem almanız lazım. Ne yapabilirsiniz? İşte biraz kayabilirsiniz. Yanınızdakini biraz taciz edersiniz. Çünkü ona anlaşmanız lazım. Hani bir karış bile rüzgardan kaçsanız durulmaya başlıyorsunuz. Yani ben çekim yaparken ortadakine bakıyorum. Ortadakine hiçbir şey hareket etmiyor. Ben uçuşuyorum o arada. Çünkü rüzgar yiyorsunuz. Hani bunlar hep şeyle, dediğim gibi tecrübeyle vesaireyle bir pratiklik gerektiriyor. Hani bir sorun var. O soruna karşı sizin hemen devamlı bir çözüm üretmeniz gerekiyor. O yüzden zorlayıcı bir şey. Ve o yüzden zaten herkes yapamıyor. Yani bunu Cem Doğut yapıyor diye söylemiyorum. Yani kuvvetsiz oraya getiriyorsa sizden bunun beklentisi var. Çünkü dediğim gibi bu uçağın bir maliyeti var. Bir daha uçağın 50. yılı kutlanmayacak. O uçak bir daha uçmayacak. Yani tabii ki uçacak da gösteri için ya da böyle bir fotoğraf çekimi için uçmayacak. Oradan sizden fotoğraf çıkmasını istiyorlar. Ve sadece fotoğraf da çıkmayacak. O fotoğraf bir işe yarayacak. Hani bir kitapta çıkabilir, bir makalede çıkabilir vesaire. Bir şey üretmeniz lazım. O yüzden emek vermek lazım. Emek vermeden yani sadece şanslı olamıyorsunuz. Ya da birilerini tanıyor ediyorsunuz da olmuyor. Hiçbir şeyin garantisi de olmuyor. Hani ben o gün uçtum. Bir gün önce gittim ve uçtum. O gün uçamayabilirdim. Çünkü başka biri gelir. Dediğim gibi şey sınırlı olan 10 kişi. Yani siz 11. olursanız uçamıyorsunuz. Bu kadar basit. Ki bunu daha önce başıma da geldi. Ya da gidiyorsunuz hava kapanıyor. Yani Polonya'da da oldu. Hani havacılık böyle bir şey. Garantisi olan bir şey değil. Ya da işte vadi geçişi. Vadi hakikaten şey, Allah'ın şanslı kullarıymışız. 6-6,5 saat güneş yüzü görmeden orada bekledik. Saat 3 gibi hava parçalanmaya başladı ve uçaklar geldi. Gerçi uçaklar tabii ki hava parçalandığı için geldi ama gelmeyebilirlerdi, anlatabiliyor muyum? Japonya'dan gelen arkadaşım Koji üzülmeyecekti. Ama bizdeki genç arkadaşlar bazen diyor ki ya işte bu kadar bekledik bir şey çekemedik. Abi, bugün çekemedin ama yarın çekebilirsin. Yani iyi tarafına bak. Adam dünyanın öbür tarafı. Bak, Japonya'dan buraya gelmiş. Bu adam Yunanistan'a gitti F4 görmek için. Bu adam Kore'ye gitti görmek için. Önümüzdeki ay Kiş'te hava gösterileri var. Büyük ihtimalle İran'a gidecek. Ve adam şey yapacak yani dörtlüğü tamamlayacak yani gibi düşünün. Yani ama bir emek veriyor. O emeğin karşılığında da bir şeyler oluyor. Yani ne alıyor? İşte dediğim gibi dergilere yazıyor, bir şeyler. Hiçbir şey yapmasına da gerek yok. Kendinde kafasında bir plan var. Onu uyguluyor. Ve dediğim gibi hani vermeden almak Allah'a mahsus. Bir şeyler vereceksiniz. Bazen alacaksınız, bazen alamayacaksınız. Bazen aldığınızdan mutlu olacaksınız. Benim özelimde vadide ben mutlu oldum. Fotoğraf çektiğim için mutlu olmadım. O ana şahitlik ettiğim için mutlu oldum. F4'ü dediğim gibi 12-13 senedir hiç görmediğim şekilde gördüğüm için mutlu oldum. Büyük ihtimalle dediğim gibi yani böyle bir şey yok yani, anlatabiliyor muyum? Hakikaten arkada dönüyor. Hala aynı şeyi yapıyorum böyle, hani heyecanı hissediyorum. O zaman bir şeyler oluyor, anlatıyor muyum? O heyecanı kaybetmeyin. Ya da bir şeylerden heyecan dolu. Yani sırf öktat olmak zorunda değil tabii ki. Yani yaptığınız hobi veya artık hobi de geçiyor bu işten zaten. Kimse bir hobisi için kalkıp dünyanın öbür ucuna gitmez. Bir süre sonra nasıl diyeyim, bu bir tutku mu oluyor, hastalık mı oluyor bilmiyorum. Kimisi için tutku, dışarıdan bakan için hastalık olabilir tabii, bilemiyorum. Onun peşinden koşun. Her şey yapa yapa oluyor. Hani kimse dediğim gibi sıfırdan iyi bir fotoğrafçı olmuyor. Ben hala iyi bir fotoğrafçı değilim. Sadece kendimi geliştirmeye çalışıyorum işte. Her olaydan bir şey kapmaya çalışıyorum. Bir şey geliştirmeye çalışıyorum. Hepsi bir tecrübe. İyisi de tecrübe, kötüsü de tecrübe. Başınıza geldiği zaman en azından ne yapacağınızı biliyorsunuz. Dediğim gibi bir şeylerden keyif almaya çalışın. Bazen dediğim gibi sonuç alamıyorsunuz ama orada olmak bile ya da işte çağrılmak bile insanı mutlu ediyor kendi adıma. Uzattım. Yok Farkındayım. estağfurullah. Sen örneğin söylemedin. Aynı zamanda NATO'nun uçak fotoğrafçısısın. Hani neredeyse NATO'nun demeyeyim, NATO'nun NATO'nun davet ettiği diyeyim. Hani NATO dersen davet olmuyor. ettiği Yani değil. Öyle hani.
En çok senin uçak fotoğrafın yayınlandı. Demek ki onlar şeye görüldü ki. Ya bak orada da diyorum ya, lafını kesiyorum şimdi, hani üst üste konuşmuş olacağız belki ama hani üretme dediğim o. Ben şimdi NATO'ya gittiğimde 3 sene önce gene Hava Kuvvetleri sayesinde gittim. Şimdi Hava Kuvvetleri bir etkinlik var dediler. Bazı fotoğrafçı arkadaşları söylediler. Ben de onların arasında biriydim. Ben gittim. Yani uçacağım diye bir şey yok yani, anlatabiliyor muyum? NATO'da bir görevimiz var. Bir imkan var. Ben Polonya'da bir hava üssüne girebileceğim. Benim için asıl iş bu. Yani normal şartlarda ben şimdi Polonya'ya gitsem desem ki abicim Malbork diye bir hava üssü var. Hazır gelmişken bir gireyim iki fotoğraf çekeyim diyemezsiniz. Yani dünyanın hiçbir yerinde diyemezsiniz. Ben oraya niye gittim? Ben MiG-29'u çok severim. Malbork MiG-29 üssü. Hayatımda ilk kez değil, Yunanistan'a gitmiştim daha önce, düzelteyim. Yurt dışında bir hava üssüne girme imkanım var. Yani uçmak değildi yani oradaki iş, anlatabiliyor muyum? Ve özel neydi? Türk Hava Kuvvetleri oradaydı. Ben hep söylüyorum, ben Türk Hava Kuvvetleri ile gönül bağım var. Ben bu kadar emeği sadece fotoğraf çekmek için, sağda solda beğeni almak için yapmıyorum. Ben Hava Kuvvetleri'yle bir bağım var. Havacılıkla bir bağım var. Hava Kuvvetleri de bunun en tepesindeki şey. Kavram, bir kuruluş. Ve dedi ki Türk Hava Kuvvetleri, böyle bir faaliyetimiz var. İstersen gelebilirsin. Tabii ki gelirim. Olay işte söyleniyor. O gün benim pasaportum yok, vizem yok. Ortada şey var, pandemi var. Ama olunca oluyor, anlatabiliyor muyum? Ben 2 hafta içerisinde vizemi hallettim, pasaportumu aldım, biletimi aldım. Biletimi aldım, ertesi gün uçtum ben. Yani çünkü normalde pazartesi uçmam lazımdı. Faaliyet çarşamba günüydü. Pazartesi ben daha pasaportumu almamıştım elçilikten. Salı günü bana pasaport verildi. Ben salı akşamı uçtum. Polonya'ya indim gece. Malbork'a gittim. Daha doğrusu Gdansk'a gittim. Malbork'un hemen yanında bir şehir. Bizim ekip de Gdansk'ta kalıyordu. Ertesi sabah onlarla trene bindik. Malbork'a gittik ve uçtum. O an uçacağımın garantisi var, anlatabiliyor muyum? Ondan önce ben oraya uçmak için gitmemiştim. Ha, sonra NATO niye seni çağırıyor? Bak ilk kez havadan havaya bir fotoğraf çektim. Yani rampa açık. Daha önce tankerle mankerle çekmiştim. Helikopterle çekmiştim. İşte Cessna karavanda çekmiştim. Yani daha önce yapmadığım bir şey değil. Ama ve lakin bunlar hep şey. Kademe kademe. Yani şimdi tankerde fotoğraf çekebilirsiniz. Zor bir iş mi? Zor bir iş. Çünkü çok küçük bir alana çekiyorsunuz. Ama size fiziki etkileyen bir şey yok. Yani bir rüzgar yok. Çok büyük bir sallantı yok. Uçağın geleceği garanti. Anlatabiliyor muyum? Yani yakıt almak zorunda herif. Yani senin yanına gelmek zorunda. Belli bir mesafede uçmak zorunda. Orada fotoğraf çekersin. Yani hiçbir tecrüben olmasa da çekersin. Benim ilk şeyim o. İkinci tecrübem o. İşte Hava Kuvvetleri değil, Deniz Kuvvetleri'nde helikopterde uçtum. İlk kez bir kapısı açık ama süratiniz düşük. İşte 60-70 kilometreyle uçuyorsunuz en fazla. Yani yediğiniz rüzgar belli. Yani onun da zorlukları var. Pervaneyi döndürmeniz lazım vesaire vesaire ama hep kademe kademe bir şeyler çekiyorsun. Bir üst zorlamaya geçiyorsun. İşte rampa açık, yani İngilizcesi open ramp diye geçiyor. Açık rampada fotoğraf çekmek benim için bir yeni bir tecrübe, yeni bir zorluktu. Çünkü yaşamadım, bilmiyordum. Gittim ve dediğim gibi köşedeydim. Gene hakikaten çok sallandım, rüzgar aldım vesaire. Fotoğraf çıkarttım mı? Çıkarttım. Ondan sonra fotoğrafla yetinmedim. Çevremde ne kadar tanıdık yabancı fotoğrafçı varsa hepsine yazdım. Dedim ki benim bunları yayınlamam lazım. Bana kontak verin. Yani siz işte atıyorum falanca dergi info et, atıyorum Defense Turkey'de mi? Info et Defense Turkey diye bir mail var ama oraya attığınızda kaç kişi görecek? Size ne zaman dönecekler? Garantisi yok. Ama bir kontağınız olursa, yani derginin editörünü tanıyorsanız, bir şey yapabiliyorsanız ona ulaşmanız hızlanır. Ulaştığınız zaman her seferinde bir şey cevap alamayabilirsiniz ama dediğim gibi binlerce mailin düştüğü bir mail yerine adamın şahsi mailine ulaşabiliyorsanız büyük bir nimet. Ben bunu yaptım. Herkese yazdım. Dedim ki ben böyle bir şey çektim. Hayatımın fotoğraflarını çektim kendi adıma. Bunlar sadece bende kalmaması lazım. Sadece benim Instagram'ımda kalmaması lazım. 3 ya da 4 dergide yayın yaptım orada. Brezilya, işte Japonya, 2 Avrupa ülkesi daha vardı. Şimdi ben Brezilya'daki bir dergiye nasıl ulaşacağım? İşte fotoğrafçı arkadaşım sayesinde ulaştım. Ama uğraştım. Siz hiçbir şey yapmazsanız NATO sizi çağırmaz. NATO sonra Türk yokken beni çağırmaya başladı. Neden? Gördü, bu adam bir kere geldi. 4 dergide haber yaptı. Ve dünyanın dört tarafı kendi adına. Yani sonuçta Avrupalı fotoğrafçılar var. Avrupa'da zaten çıkacak. Ama bak Brezilya'da, Japonya'da haber yaptı. Sen o zaman çağrılıyorsun. Benim kara kaşıma kara gözüme çağırmıyorlar. Cem Doğut diye çağırmıyorlar. Herkes win-win. Ben bu adama bir imkan veriyorum. Bu imkanın karşılığında ben ne alıyorum? Ona bakacak adam. Sen bir yayın yapmazsan, bir şey yapmazsan, bu adamın tanıtımına bir katkı olmazsa seni bir daha çağırmaz. Aynı Hava Kuvvetleri için de geçerli. Sen bir şey üreteceksin ki
Ha, tamam. Bir daha bir 10 kişi toparladıklarında işte orada 12'şer kişi uçuyorduk o uçağın özelliği işte 4-4-4 şeklinde. O 12 kişiye girmem lazım. Ha, bunun ne avantajı oluyordu? Polonya Hava Kuvvetleri de tamam Cem Dot diye biri gelmişti. Kaza bela olmadan uçtu. Bir sıkıntı yaratmadı bize. Tamam sonra haberlerde yapmış. Orada da olarak Polonya Hava Kuvvetleri'ni de tanıtıyorsun NATO ile beraber. Tamam dedi. Hani ikinci çağrılığında olabilir. Üçüncü de daha olabilir vesaire. Yani şimdi Polonya'nın genelkurmay hesabı mı ne? Takipleşiyoruz. Yani bir Türk için yani kaç tane Türk'ü takip ediyordur? Hiç. Anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü adam seni biliyor artık. Ya da Tabii. senin fotoğrafını paylaşabiliyor, kullanabiliyor, bir şey yapıyor. Yani sen oraya bir daha çağırdığında kafasının ağrımayacağını bilmesi lazım adam. Bir şeyler üretebileceğini bilmesi lazım. Bu şans değil işte. Şans var. Dediğim gibi hani bir yerlerde şansın da önemi var. Bizim en azından Polonya'daki ilk uçuşum. Biz 3 kez uçağa bindik indik. Hava izin vermiyordu. Sonra uçtuk. Uçmaya da bilirdim. Yani benim şeyim orada bitebilirdi. Çünkü ertesi gün zaten şeye dönmem lazım. İstanbul'a dönmem. Dese ki bana 2 gün sonra uçuş yapacağız. Vizem 5 günlük verdi bana Polonya. Zaten 2 gün İstanbul'da geçti o 5 günün. Çünkü uçamadım. Pazartesi gelecek mi ama elimde vize yok. Pasaport elime geçtiğimde vizem 2 günlük geçmişti bile 2 gün vizesi. Hatırlıyor musun? Cuma geri dönmek zorundaydı. Adam dese ki ben pazartesiye bırakıyorum uçuşu. Geçmiş olsun. Ama onu göze alıp gitmeniz lazım. Yani işte vermeden almak Allah'a mahsus dediğim bu. Sen vereceksin. Emeğini vereceksin. Ondan sonra bir şeyler almak için işte ona şans de, kader de, emek de ne dersen de bir şey geliyor ondan sonra. O da sana bir kapı açıyor. Öyle öyle gidiyor. Neyse F4'e gelelim. Peki, 50 dur, dakika mı yaptık? F4'e 45 dakika gelmeden yaptık. son bir sorumu daha alacağım. Millet uyudu. Ne Ne? yapayım senin hikayeleri diyorlar. Tamamdır. F4'e gelmeden son bir sorum daha olacak. Bu çok tehlikeli ve önemli bir soru. Hanımın anısı nasıl razı ediyorsun? Yok onun desteği var zaten. Hanımın razı mı o şey değil. Ben mesela işte dedim ya en azından Polonya örneğinden devam edeyim. Aradılar haber verdiler. Böyle böyle bir etkinlik var. Yani dedim ki 2 hafta yoktu yani olayın olmasına. Ben de pasaport yok. Gittim pasaportuma baktım süresi dolmuş. Dedim tamam olmayacakmış. O zorla diyor dedim. İşte İstanbul'a bakıyorum. Şey yok. Randevu yok. Dedi çevre illere bak. Yani hiç benim aklıma gelmemiş. Hakikaten İzmit'e gittim aldım ben pasaportumu. 3 gün sonra kapıma pasaport geldi. Yani onun desteği var tabii ki. Destek olmasa şey değil. Olacak işler değil. Yani sonuçta bak ben hani geçtim parasını bilmem nesini. Vakit çalıyorsun. Sonuçta benim de kızım var. İşte eşim var. Biz birkaç sene tatil yapmadık. Tatil parasını ben yurt dışında yedim çünkü. Tiger Meet'e gittim. Tiger Meet'e ben çoluğumu çocuğumu götürdüm. Gitmem lazım. Ama tatil de yapmamız lazım. Beraber gittik. Arabaya atladık. Ben İtalya'ya gittim arabayla. Bir gün kayboldum. 3-4 gün onlarla gezdik. Ha, onlar da sağ olsunlar kırmadılar. Oraya kadar benimle geldiler. Yani gelmek zorunda değillerdi. Ama böyle yapınca bir şeyler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ben zengin bir adam değilim. Ben maaşlı bir insanım. Yapabildiğim bu. Ama yapmak için işte öncelik. Yani dediğim gibi bir hafta tatil mi yapacaktım? Eşim sağ olsun dedi ki boş ver tatil yapmayız bu sene. Sen Polonya'ya git. O sene tatil yapmadık biz. Çünkü ben tatil parasını 3 günde Polonya'da yedim yani. Ezdim gayet güzel. Ama ben mutluyum. Sen mutlu olunca otomatikman o mutluluk İstanbul'a geri döndüğünde aile şeyine yansıyor. Ya ben eşimden Buse'den duymuşumdur yani. Yok mu bir çekim git. Bir kafan dağılsın. Hani 2-3 gün rahatla. Anlatabiliyor muyum? Yani Sen git de biz de biraz rahatlayalım. kafayı yani dinleyelim bir de vallahi o da bir de. olabilir. Bir şey demiyorum ama yani dediğim gibi o heyecanı vesaire görüyor. Gördüğü için destekliyor. Desteklemese zaten olmaz. Hani ya dediğim gibi en basit işte Eskişehir'de ben 4 gün kaldım şu an. 4 gün evden uzakta kalıyorsun. 4 gün evin düzeni karışıyor aslında. Yani çünkü çocuğun okula gitmesi lazım. Kursu var. İşte annelere iş yüküyor. Buse çalışıyor. Yani kolay değil. Yani işte o yüzden diyorum şans değil bunlar. Hani vereceksin sonra da almak için bekleyeceksin. O zaman bu güzel fotoğraflar için ve kitap için yengeye de teşekkürlerimizi sunarız. Çünkü Aynen. Sağ olsun. Desteği büyük. aynen. Kozan Bey, sözü size Yok. bırakayım. Estağfurullah. Daha F4 konuşmaya devam edecek miyiz? Nedir yani şeyiniz? Şeye bağlayabiliriz. F4'leri ben hani en son konuyu biraz açtım. Bir 50 yıl daha görecek miyiz dedim. Siz devamını getirin isterseniz.
Getiririz. Hani tabii Cem de devam etmek istemiyorsa F4'de. Yoksa bizim ikimizi susturamazsın yani. Yani ben bir soru sorarım. Bir saat daha Cem'i konuştururum yani. F4 düştüğü sürece uçar. Yani gene etkinlikten şey yapayım. Bir tane Amerikalıyla tanıştım. Sağ olsun gene bizim maketten olanlar F4 hastasıdır. Onlar da şimdi 32 ölçek bir F4 maketi yapıyorlar. Yani o da dünya çapında bir maket olacak ve bir Türk ekip yapıyor. Bu şey Amerikalı arkadaş diyelim artık. Uçar vaziyette bir F4D'leri varmış abi. Fotoğraflarını Ne? gösterdi. F4D ve uçar vaziyette. Ve ona parça bulması lazım. Adamın uçurmaya devam etmek istiyor. Yani Türkiye'ye gelmesinin tek sebebi bir kontak bulabilir miyiz? Bana parça lazım. Yunanistan'a gitmiş, şimdi işte Türkiye'ye gelmiş, sonra Kore'ye gidecek. Yani böyle bir community var. Hani bu adam Türkiye'ye geliyor, bir işte hava gösterisine giriyor. Gördüğü herkese hani siz ilgili ve alakalı birisine benziyorsunuz, böyle bir derdim var şeklinde. Herkese bir şeyler veriyor, kart dağıtıyor, buradan ne döner? Yani ben de kendimce yardım etmeye çalıştım. Ben de birkaç yere o kartı ulaştırdım. Bir şey çıkar çıkmaz bilmiyorum ama böyle bir şey. Hani bu etkinlikler aslında bir şey oluyor. Nasıl diyeyim? Birini tanıyorsun, ediyorsun. Hep şey. Yani etkinlik dediğin şey aslında sadece gidip iki kare fotoğraf çekmek olmuyor. Tabii network, inanılmaz bir Yani network. bu da. Ve sana daha komik bir şey söyleyeyim. F4D alet ama uzun nozul. Yani çünkü herif normal şimdi J79 yani F4'ün kullandığım motorun işte varyasyonları var işte. J79 9 var, 17 var. Aslında bizimkiler 17. Şimdi 17. D'lerdeki işte unuttum 10-12 gibi bir şey olması lazım rakamını. Güç olarak biraz daha düşük ve nozulu bizimkilerden kısa, farklı. Şimdi F4D'ler kısa nozullu olması lazım. Yani eski motor olması lazım ama adam eski motor bulamadığı için E'lerden sökülmüş motoru takmış. Yani motor yerine uyuyor zaten. Yani bu adam mesela canhıraş bir şekilde o uçağı uçar tutmaya çalışıyor mesela. Yani koca koca ülkelerin ya da hava kuvvetlerinin yapmadığı şeyini bir tabii ki adam şahsından yapmıyor bu işi. Bu bir firması var, bir müzeleri var. Nasıl Sivrihisar'da sen işte 60-70 yıllık uçağı tutmaya çalışıyorsan onlar da tutuyor. Yani öyle bir insana yardım etmeye çalışmak benim için büyük mutluluk. Yani hem F4'ün özelliğini anlayın. Yani adam dediğim gibi bunu faal tutmaya çalışıyor. Hem de bu tarz etkinliklerin böyle enteresan işleri de oluyor. Yani dünyanın öbür ucundan bir insanla bir kontak kurabiliyorsunuz, tanışabiliyorsunuz, edebiliyorsunuz. Ve ortak bir sevdanız var. Sonuçta bir uçak. Yani ben çok isterim uçağın faal tutulabilmesi için buradan bir parça bulunabilirse, uçak biraz daha uçarsa ne mutlu. Şuradan şuna geleceğim. Sonuçta F4 uçurabilir miyiz? Bir süre daha uçurabiliriz. Yani çünkü elimizde hakikaten yedek parça var. Artı yedek parça olmasa bile bazı şeyler üretebiliyoruz. Artı bizim işte 200 kaçtı? 35 mi 36 mı uçağımız oldu galiba. Yani hatırlamıyorsam şimdi rakam söylemeyeyim. Bunların bir kısmını işte envanterden çıkarıyorsunuz. Ama uçağı hurdalığa atarken işe yarar parçalarını söküyorsunuz. Yani şimdi bizim elimizde bir dünya J79 motor var. İşte bir dünya koltuk var. Bir dünya bilmem ne var. Ve uçakların bizim işte Eskişehir Hava İkmal gibi büyük bir yani fabrika diyor herkes. Hakikaten bir fabrika. Fabrika. Yani utanmasalar uçağı sıfırdan yaparlar. Hani öyle bir de şeyiniz var. Arkanızda bir güç var. Bu uçağı biz uzun bir süre daha kullanabiliriz. Kullanmamız lazım mı değil mi? Bu bambaşka bir konu. Yani şeylere girmiyorum. Hani Twitter'da vesaire de altına işte. Bu işte 50. yıl niye kutluyoruz işte eski uçak. Değil abi yani. O iş değil. Elimizde bu var. Bu uçak işimizi şu an için görüyor. Ve bunu sen tutman lazım. Ve bu tuttuğunda da gurur duyman lazım. Şimdi daha geçen gün haber vardı. Yunanistan Viper aldı. Modernize etti. Adam daha sıfır uçağı idame etmekte dertliler. Radarları tutamıyorlarmış, bilmem ne yapamıyorlarmış. Gidiyorlar gene şeyle Lockheed'de yeni bakım anlaşması yaptılar. Ya daha uçağın sıfırla bismillah daha yeni aldın. Bakım sorunu yaşıyorsun. Sen parçası bilmem kaç yıldır üretilmeyen bir uçağı işte gösterileri gördünüz. Cayır cayır uçtu arkadaşlar. Cayır cayır gösteri yaptı. 10 tane uçağı işte bak arkada görüyorsun piste dizebildin. Gel bunu Yunanistan'da yap. 10 tane F4'ü piste çıkartamazlar adamlar. O bile iş. Yani bazıları da niye 10? Yani çok az falan. Ya çok az değil arkadaş. Yani 10 filo dedi, 10 tane uçak dedin zaten filonun yarısı demek, tamam mı? Yarısı Fas da patlı bırak. olanı var, şeyde İşte olanı var. aynen bakımı var. Nöbeti var. Yani bilmiyorsun ki anladın mı? O uçak bir yerlerde belki nöbet tutuyor şu an. Hani veya bir şey olursa diye shelter'da bekletiyor adam. Yani biz şey değiliz. Hep söylüyorum. Biz bakkal değiliz. Süpermarketiz. Yani iş bitmiyor bizde. 24 saat çalışıyor orası. Yani biz gösteri yaparken bir yerde telefon çalıp
Orada mühimmatta kalkan uçak denk gelebilirdik, anladın mı? Yani o Yunanistan'da olmaz. Bizde olur. Bizde olduğu için de bu uçaklar faal tutuluyor. Böyle bir alışkanlığımız var vesaire. O yüzden uçmaya devam ederler. Kazasız belasız. Bak tahtaya vurayım. Senelerdir çok şükür hiçbir şey, siz hem F-16 hem F-4 uçuruyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Senin bakımcın iyi. Tecrüben iyi. Altyapın iyi. Lojistiğin iyi. Dünyada bu hakikaten zor bulunur bir şey. Yani biz bundan övünmemiz lazım. Tamam, eski uçağı tabii ki istemez. Ben de gönlüm isterdi ki F-35 ile şu an uçalım ama Japonya gibi, dediğim gibi. Hani 2 sene önceye kadar Japonya F-4, F-35, F-15. 3 uçağı uçuruyordu abi. Uçak verdiğin görevi yapıyorsa uçuracaksın. Biz havayolu işletmiyoruz. Havayolu reklam yapıyor. Benim işte en genç filo bende. Hava kuvvetleri en genç filo bende diye övünmek zorunda değil. Bütün uçaklarımı havada tutabiliyorum diye övünmek zorunda. Ben işte %90 küsur harbi hazırlık oranıyla uçuyorum. Övünülecek şey bu. Benim Yunanistan gibi 100 tane sıfır uçağım var. Kalk deyince 40 tanesini kaldırabiliyorum. Bununla övünemezsin yani, anlatabiliyor muyum? Ama benim 100 uçağım var. Farazi konuşuyorum. Yaş ortalaması 50. Kalk diyorsun 80-90 tane havadaysa, bak bu iş hakikaten. Bu büyük iş. Yani bunu görmek lazım. Biz hep dedim yani havacı, yani spotter arkadaşlar da hep kötü tarafı görüyoruz. İşte yemekte çok kuyruk var. Abi yemek yeme zaten ya. O gün bir sandviçle atlat abi, yani ne olursa ölmezsin yani, anladın mı? Oraya ben yemek yemeye gelmedim yani. Pistin yanında bıraktılar işte, çok kaldı. Abi beni göm oraya yani, ben onu istiyorum zaten. Hiç Evet. çıkmayayım yani. Bana kalsa hiç çıkmayayım yani. Sabah 8'de koy, akşam üstüme bir şey ört, devam edeyim ben orada yani. Bu heyecan olması lazım sizde. Ama Hani Cem, şimdi araya giriyorum bilerek. Şimdi neden seni gömüyoruz oraya? Çünkü sen her şeyle alakadarsın. Pistteki kalkış sırasında işte şeyi konuşuyorsun hemen dönüp. Aynı anda arkadaki pilotla öndeki pilot kalkıştaki bir bilmem ne verisini birbirlerine bildirmek zorundalar. Yani kalkış hızı değil işte. Ya da arkadaki pilot bir veriyi öndeki şeye bildirmek zorunda. Pilota, çünkü o görebiliyor, öbürü göremiyor şeklinde. Bir sürü şey var. Sen bunları anlatıyorsun. Oradaki bir şeye bakıyorsun. Bu bilmem neyle kalkmış. Bilmem ne yapıyorsun. Oysa ha dur güzel kare çıkmıyor buradan. Diye tamam. şeye bakıyor Ya yani. Hani arada çok fark var. anlıyorum ama benimki normal bir şey değil. Ben onu kabul ediyorum. Hani öyle olmak zorunda değilsin. Ama şunu da söylüyorum ben. Bir şeyler bilmek zorundasın. Şimdi pistin yanında diziliyorsun. Uçağın nereden teker kesini bilirsen güzel pozisyon alabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Hani onu bil. Sen bir havacılık fotoğrafçısıysan, bir tatbikatta F4 izlediysen kafana yaz. Bak pistin yanına gidersin. Rakamlar vardır. Siyah kutular vardır. İçinde beyaz şeyler vardır. Rakamlar. 3, 4, 5 sırayla gider. İşte birden başlar. 9'a kadar gider. Onların her birinin arası 1000 fittir, tamam mı? Bir uçağı bir kere izledin, iki kere izledin. Kafana yaz. Bu adam piste koşturduğu zaman nerede teker kesiyor? Nerede teker koyuyor? Bunlar senin için done. Neden done? Bir sene sonra, 2 sene sonra fark etmez. Ya da 2 gün sonra bir fotoğraf çekeceğin zaman alacağın pozisyonu etkiliyor. Bunları bil. Yani senin dediklerini bilmek zorunda değiller. Gereksiz bir bilgi. Bir şey demiyorum. Ama hiçbir şey bilmemek de olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu her fotoğrafçılıkta böyle. Ben kuş fotoğrafı da senelerce çektim. Bütün alakasız kuşların özelliklerini bilmek zorundasın. Bu hayvan ne yer? Neden ne yerini bilmek zorundasın? Hayvan belli bir bitkiyi arıyorsa o bitkiyi gördüğünde bekle orada. Kuşu göreceksin. Çünkü atıyorum bilmem ne tohumunu seviyor mesela. İşte atıyorum sakalar diken sever. Sen dikenli bir bitki gördüğün zaman orada oturursan bir süre sonra bir saka gelecek ortalıkta varsa. Yani çünkü geleceği yer belli. Aynı şekilde işte dün pistinin yanına gittik. Ben işte dedim ki 3 ile 4 arasında pozisyon alırsanız teker kesmeniz iyi olur. Zaten 3'ü geçer geçmez teker kesiyor. Biraz havada görmek istiyorsan 4'e yaklaş. Tam kestiği yerde durmak istiyorsan 3'e git. Gidip 5'te durursan ya da 2'de durursan fotoğraf çıkartamayacaksın gibi. Anlatabiliyor muyum? Hani bunun için bir bilgiye sahip olmak zorundasın. F-16 öyle değil. F-16 o kadar koşmaz. Ya da ne bileyim işte Twitter'da bir fotoğraf var. Dedim ki işte rampa süratiyle uçağın minimumsa, yani biz 200 knot'la uçabiliyoruz. 190-200 knot'la uçabiliyoruz. F-4'ün de ideal şeyi 210 knot. Yani onun altında uçmak zorluyor pilotları. Yani sen 200'e yaklaşıyorsun. 200'de tutunabilir. Ama zorlanıyorsun uçağı tutmak sen. Arkadaşlardan bir yazmış ki ama işte Attack of Angel yüksek değil. Abi F-4 Attack of Angel istemiyor. Yani kafayı kaldırarak uçan F-16. F-4 değil. F-4 düz uçar. İnerken bile gelişi farklıdır. Yani uçağı tanımasan bile piste yaklaşma açısından sana ne uçağı olduğunu ben sana söyleyebilirim artık. Ya bunları hep görerek ve bunu not almazsan afaki kalıyor. Yani dediğim gibi koskoca pist. Bak orada fotoğrafı görüyorsunuz. Yani
Fotoğrafçının bir ucuyla öbür ucu belki kaç metre yani? 1 kilometre var da neredeyse. 500'den fazla kesinlikle metre olarak. Nerede duracaksın? Bir önceki bilgine göre olur. Erken gidersin. Kafanda bir kare vardır ve onu hep söylüyorum. Kafanda bir kare olacak. O kareyi çekeceksin. Ben spotterlarla fotoğraf çekmek istedim. Ben aynı zamanda spotter olarak girmedim pazar günü. Ben basın olarak girdim. Pistin öbür tarafına gitmem lazımdı. Sağ olsunlar zaten basını o tarafa götüreceklermiş. Ben oraya gittim ama ben kendi pozisyonumu belirledim. Çünkü dediğim gibi uçağın nerede teker kestiğini biliyorum. Fotoğrafçının yerini biliyorum. Ona göre gittim bir pozisyon aldım. Yani kameramanlarla da aynı yerde kalmadım. Tabii ki bunu bilgi vererek yapıyorsun. Ben hoşça kalın deyip alıp başımı gitmedim ama yanınızdaki mihmandara diyorsunuz ki ben şurada durmak istiyorum. Neden kafanda şu kare var? O kareyi çektim. Yani şeyi görmüşsünüzdür işte. 650 kişi anlatıyor dedi. Kafamdaki kareyi ben çizdim. Durmam gerektiği yeri biliyordum. Gittim o fotoğrafı çektim. Ve mutlu bir insanım şu an. Çünkü etkinliği anlatıyor. Özel boyutlu uçak kalkış yapıyor. Ben arkadan, ışık tersti. Arkadan alması daha iyi. Önden çeksem supuk tarafı simsiyah. Bir şey çıkmayacak. Oradaki ben supuğu göremeyeceğim. Kırmızı ve beyaz kontrast var. Ben arkada kalmam lazım. J79 uçak kadar efsane. AB'yi görmem lazım. Açım şu olacak. Fotoğrafçıların yeri belli. Bu arkadaşın teker kesici yer 3 aşağı 5 yukarı belli. Ben yerimi seçtim. Kafamdaki fotoğrafı çektim. İşte o kafandaki fotoğrafı çekebilmek için her gittiğinde o kafaya bir şey yazman lazım. Yani beni buraya attılar ben burada kalayım demeyeceksin. Bir bakacaksın etrafına. Bu uçak ne kadar koşuyor? Bu uçak nereden geliyor? Ben herkese yani konuşanlar vardır hatırlarlar belki yani denk geldiklerine söyledim. Ya şimdi şuradan kalkıyor buradan kalkıyor ama bu da afaki neden afaki? Normal şartlarda F4 son kontrolde bekler. Tek tek piste girer kalkar gider. Ama dedim ki bu etkinlik muhtemelen dördü birden piste girer. Dördü birden piste girdiği için de aralarına mesafe koymak zorunda. Yani bu üçten biraz daha dörde kayar dedim teker kesmesi. Hakikaten dört uçak girdiler. Ona göre oldu. Anlatabiliyor muyum? Hani bu bile bir sana bir bilgi. Bu bilgi bana pilot anlatmadı. Bir şey anlatmadı. Ben Anadolu Kartalı'nda gördüm. Orada gördüm. Burada gördüm. Kafama yazıyorum. İşte Turas Kartalı oldu. Bir MiG-29'da şu an F-16'nın nereden kalktığını ben kafama yazdım. Bir daha bir MiG-29'da denk gelirsem pistin neresi durmam gerektiğini biliyorum. Eğer MiG-29 çekmek istiyorsan. F-16'yı çekmek istiyorsan başka yerde dururum. İniş pozisyonları nereye teker koyar? Ne kadar palya yapar? Hani bunları hep seyrederek yapıyorsun. Bunları da dediğim gibi kaydetmen lazım. Ve işin kötü tarafı Türkiye'de etkinlik şansın çok az. İşte bir Anadolu Kartalı var. Bir de böyle arada bir işte bir faaliyet olursa çekebiliyorsun, edebiliyorsun. O bilgiyi orada kapman lazım. Ki bir dahaki sefere iyi bir yer kal. İyi bir yerde dur vesaire gibi. Hani senin dediğin bilgi tamam. Hani herkes de olmasın. Gerek yok. Ama en azından böyle bir bilgiyi kullan. Yani gene alakasız yerlere gittik. Neyse dur F4 konuşuyorduk. Ben gene fotoğrafçılık gazına geldim anlatıyorum. Olsun olsun. Zaten bugün senin fotoğraf çektiğin konu yani hani ondan. O yüzden ben çok keyif aldım. İnşallah arkadaşlar da keyif alır. Zaten benim bugün gelme amacım bu hani. Sohbete En geldim. önde izleyeyim. Rahat rahat böyle sohbet edip sorularımı sorabileyim yani hani. Ondan çok keyifliyim ben şu anda. Pardon Kale, kusura bakma. Yo, estağfurullah, ne demek. Bir de konuyu şeye getirelim. Şimdi F4'ler çift motorlu. İlerleyen dönemde F4'lerin yerine gene bir çift motorlu Tayfun olursa nasıl olur? Bunu da dinlemek isteyen arkadaşlar vardır. Gene bir bilgilerimizi bu anlamda güncellersek güzel olur. Neler düşünüyorsunuz? Ya, çift motor bir kere emniyet demek. Yani her şeyden önce o. Artı güç demek. Şimdi gene hem fotoğrafçıktan gideyim hem şeyden. Tatbikatlarda biz işte Eurofighter'ları gördük. İşte Anadolu Kartalı'nda İtalyanlar geldi, İspanyollar geldi, İngilizler geldi vesaire. Şimdi çok basit bir fark görüyorsunuz. Bir tatbikata girdiniz. Mirage'ı var, Rafale'ı var, işte atıyorum F-15'i var. Bir dünya uçak uçmuştur Anadolu Kartalı'nda. Hepsi kalkışta AB açar. Eurofighter AB açmıyor mesela. Çünkü güç ağırlık oranı yüksek. AB'siz alet kalkabiliyor. AB açarsa da ne yapıyor? İngiliz'in biri yapmıştı. Pistin üçte birini kat edip 90 derece çıktı. El salladık. Yani onu yapabiliyor. Onu F-16'da yapabiliyor ama pistin yarısını falan geçmesi lazım. O takata gelebilmesi için. Yani o da pistin işte üçte ikisinde o hareketi yapabilir. Ama Eurofighter üçte birde o hareketi yapabiliyor. Şimdi bu çift motorun güç ağırlık dengesinin oranı ya da özelliği değil. Ha, şu değil tabii ki. Her çift motorlu bunu yapar. İşte F4 yapamıyor tabii ki. F4 eldeki bütün fitleri kullanarak gidiyor 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 en son kalkar vesaire. Ama çift motor hakikaten bir güvenlik.
İşte bu kuş çarpması için bile olabilir. Bir arıza da olabilir. Bir isabet de olabilir. Tabii ki çift motor güvenlik demektir. Çift motor güç ağırlık oranının yüksek olması demektir. Çift motor çok fazla yük taşıyabileceğinizi gösterir. İşte kalkışta size avantaj sağlar. Bir manevrada, dogfight'ta avantaj sağlar. Çift motor hakikaten faydalı ama dertli tarafları da var. Dertli tarafı nedir? Maliyeti arttırıyorsunuz. Doğal olarak iki motor, tamam bir büyük motor farazi konuşuyorum, 3 milyona mal alıyorsa iki tane küçük motor 4 milyona mal alıyor. 2 milyona mal olmuyor yani. Biraz daha fazla para vermek zorundasınız. Yakıt doğal olarak birazcık daha fazla yakacak. Ama ve lakin artılar eksiler dediğim gibi. Bence çift motor her zaman için faydalı. Biz F4'ten sonra bence çift motorlu bir uçak almalıydık. Hani bu uçak Eurofighter mı olmalıydı, başka bir şey miydi? O başka bir şeyin konusu. Ama Eurofighter şu an için bize çok büyük bir ihtiyaç. Bu kadar peşine düşmemizin sebebi de o. Şimdi geç kaldık. İşin kötü tarafı o. Hani bu Eurofighter anlaşması olsa bile ne zaman alacağız, ne edeceğiz, ne kadar süre geçecek bilmiyorum ama bir uçağa ihtiyacınız var. Tamam, yerli projeler var. İşte bak Hürjet'in ikinci prototipini çok güzel boyamışlar. Uçuşunu gördük. Kaan ileride inşallah iyice uçacak, şey yapacak ama onların oturması, şey yapması için vakitse ihtiyacınız var. Ve dışarıdan bir sürü şeye de açık. Yani bu proje etkileyecek. Atıyorum Hürjet bu kadar hızlı gidiyor ama Amerika yarın nota vermezse bir anda bize seneler kaybettirecek. Yani biz uçağı gene uçururuz. Ama bu sefer işte motor değişecek. Motor değişecek. Bak en basit iki prototip halinde bile ne kadar farklı var uçağın. Havalıkları değişti ya. Burnu değişti. Daha anlatabiliyor muyum? Bir motor değiştiğini düşün. Nelerin değişmesi gerekecek şimdi? Bambaşka bir de sıfırdan uçak dizayn etmen lazım. Bu arada bir ihtiyaç var. Ve etrafınız boş durmuyor işte. Yunanistan onu alıyor, öbürkü bunu alıyor, bilmem ne oluyor. AESA radar diye bir şey var. Gidip bu radarın dayağını yemeyen anlamıyor işin şey tarafı. Karşınızdaki sizi radarla dövmeye başlayınca aa diyorsunuz tamam bu faydalı bir şeymiş almam gerekiyor diyorsunuz. Hani ben hep bazen sunuyorum hep aynı şeyleri söylüyor diyecekler ama yurt dışına gitmemiz gerektiği, tatbikatlara katılmamız gerektiğini dememin sebebi de bu. Sen eldekini biliyorsun, başkasını bilmiyorsun. O zaman eldeki sana hep iyi geliyor. Ama işte başkasından bir şey gördüğün zaman, pardon bir şey söyleyeceğim herhalde. Pakistan dövdü. Pakistan ASAS'ı dövdü. Ya ben Konuştum. Pakistanlı pilotla konuştum. Bizim F-16'cılar, Hintliler Rafal aldığında biz bilekliyiz, biz kuvvetliyiz, bizim tecrübemiz var. Kesinlikle doğru. Yani bir Hint pilotuyla bir Pakistan pilotunu aynı kefeye koyamazsın. Pakistanlılar gerçek anlamda iyi pilotlar. Ya ve bunu ben İsrail söylemiyorum. uçağı düşünüyorlardı. İsrail uçağını düşürebilen tek şey, Tabii tabii İsrail var. düşürebilen tek belgeli şey Var. Pakistan pilotlarıdır. Aynen onu da geçti bak. Chuck Yeager'ı herkes bilir. Chuck Yeager ateşelik yapmış Pakistan'da. Adamın şeyi var. Hani dünyada gördüğüm en iyi pilotlar diyor. Amerikalılar hariç. Hakikaten iyiler. Çünkü onlar da bizim gibi. Yaşamak için savaşmak zorunda adamlar. Hani koca bir nüfus var yanlarında hayatta kalabilmen için. Ve o şeyin yok. Hani nasıl diyeyim? O kadar sayıda uçak elde edemiyorsun. O kadar para harcayamıyorsun vesaire yapıyorsun. Eldekiyle en iyi işi yapmak zorundasın. Adamlar o yüzden iyi. Ama ta ki dedi şeyin ne derler ona? J10 alınana kadar dedi. Bizim pilotların hiç şey derdi yoktu diyor. Hani aman Rafal ne olacak ki? Tamam hani radar güçlü ama işte ben şu taktikte yanına giderim. Bu taktikte bilmem ne yaparım diyorlardı diyor. Ne zaman J10'la bizim işte Blok 52'ler kapışmaya başladılar. Ne zaman dayak yediler. Durun dediler. Bir şey var bu işte. Anlatabiliyor muyum? Sopa yiyince akıllanıyorsun. İşte hani dedim ya o maça çıkana kadar bir planım var. Yumruğu yiyorsun. Bir dakika diyorsun. Bu planda olmayacak. Benim başka bir şey yapmam lazım diyorsun. Ve bu oluyor. Hani ister istemez oluyor şu an. Tatbikatta oluyor. Belki Ege'de oluyor. Bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şeyler oluyor. Ve bir ihtiyacın olduğunu hissediyorsun kuvvet olarak. Ve buna bir şekilde çözüm bulmak zorundasın. Şimdi işte F-16 Viper Miper diyoruz ama F-16'nın belli limitleri var. Yani sen üstüne ne kadar koyarsan koy o limiti var yani. Uçağın fiziki bir limiti var. İşte motorunu değiştiremiyorsun çünkü. İşte gücünü arttıramıyorsun. İşte ne bileyim soğutma kapasitesini arttıramıyorsun. İşte elektrik kapasitesini arttıramıyorsun. Yani onunla daha iyisini yapıyorsun. Eyvallah. Ama bu uçak başka bir şey. Ya da bu uçak özelinde değil. Rafal başka bir şey. İşte F-15 başka bir şey. O yüzden bir şeye ihtiyacım var. Yani Eurofighter kağıt üstünde bizim için ideal. Ben hep söylüyorum. Benim gönlümdeki aslan Rafal. F-15 hariç tabii. Hani ikinci bir kaynak olarak gideceksek. Rafal'ı da alamayacağımıza göre Fransızlardan. O zaman Eurofighter harika bir seçenek bizim için. Keşke baştan yapsaydık bu işleri.
daha önceki yıllarda bu işlere girseydik. Yani Eurofighter'da şöyle bir avantajı olmuş olacak. İşte Katar'la ilişkilerimiz var. Yani şu an ortak filomuz var orada. Yani bizim işte, yanlış hatırlamıyorsam 4 tane F-16'mız Katar'da uçuyor. Karşısında da Eurofighter'lar var. O üstte Eurofighter da var. Rafale da var o üstte. Aynı üstte uçuyorlar. Yani orada bir şeyler görüyorsun. Eğitim alıyorsun. Eğer anlaşma sağlanırsa belki bizim pilot yetiştirmemiz orada başlayacak. Yani daha biz uçakları almadan belki Katar'da eğitim almaya başlayacaklar. İşte ama bunları bilemiyorsun çünkü bu sadece Katar'ın şeyinde de değil. Hani Katar ben seni eğiteceğim deyince olmuyor bu iş. Yani sonuçta bir uçağı yurt dışından alıyorsanız hep işte milli şeyleri öne çıkartmanızın sebebi o. Bir şey alırsan şartlarıyla alıyorsun. Bu adam sana belli şeyleri de zorlayabilir. Yani Katar'a Almanya diyebilir ki kardeş sen o uçağı Türk pilotu oturup durun lan ben sana parçayı keserim diyebilir adam. Bilmiyoruz. Şimdi Katar'da doğal olarak bunun niye riskine girsin? Katar'da kendi menfaatini düşünecek sonuçta. Yani senin kara kaşına kara gözüne bir şey yapmayacak. Ama faydası olacaktır. Çünkü dediğim gibi sana satış için izin veriyorsa bu adam eğitim için de izin verecek demektir. İşte o zaman Eurofighter'la uçmaya başlayabilirler bizim pilotlarımız. Bu işi hızlandırır. Eurofighter o anlamda da güzel bir şey. Hani bambaşka bir uçak aldığınızda size bu güzelliği yapacak bir ülke bulmanız zor. Pahalı işler, vakit alan işler. Bir pilot yetiştirmek kolay değil. Yani seneler sürüyor. O uçak hakkında hakimiyetini sağlaması vesairesi. Ve herkes her şeyi paylaşmaz. Yani gidip sen Almanya'dan da Eurofighter eğitim alırsın ama adam sana belli şeyleri anlatır. Belli şeyleri senin bir şekilde öğrenmen lazım. Çözmen lazım. Bu da vakit alıcı şeyler. Bakalım inşallah Eurofighter gelir. Yani herkes çok ümitli. Ama dünyayı biliyorsunuz. Yani 5 dakika sonra neyin ne olacağını bilmiyoruz. İşte biri bir laf ediyor. Bütün dünya düzeni değişiyor. Ya da işte bir işte atıyorum. Ukrayna, Rusya gibi. Hani o olaydan bir ay önce kimsenin aklında olmayan şeyleri şu an yaşıyoruz. Ya da işte İsrail'deki olaylar. Hani o olay olmasa şu an bambaşka şeyler konuşacaktık. Ama bir şeyler oluyor devamlı. İşte olunca da ya vakit kaybediyorsunuz ya da bazen şanslı oluyorsunuz o olaylar size kapılar açıyor. Şimdi İran tehdidi var. Yani kağıt üstünde artık bize yeni kapıların açılması gerekir. Yani tutup işte yani İran'a burada bir şekilde birilerinin dur demesi lazım. Hani bunu sadece İsrail yapamayacak görüyoruz işte. Ya da ne bileyim işte PYD ile mi yapacaksın sen? Yani İran'ı PYD ile mi durduracaksın? Öyle bir dünya yok yani. Hani salak değilsen bunu anlamış olman lazım. Burada da senden daha köklü gerek devlet olarak gerek ordu olarak bir ülke yok. Ya da işte atıyorum Ukrayna-Rusya savaşında da işte çatır çatır mühimmat basıyoruz biz. Avrupa üretemiyor işte. İşte Repkon habire anlaşma imzalıyor. Orada onu yapacağım, burada bunu yapacağım. Hani o teknoloji başka ülkede yok yani. Sende var. Karşı tarafında biraz bunları görmesi lazım artık. Yani sadece hep ben kazanayım olmaz. Birazcık bize de bir şeyler verecekler. Biz de bir şeyler kazanacağız ki herkes huzur içinde yaşasın. Burada şuna eklemek istiyorum Eurofighter konusunda. Arkadaşlar Wikipedia'da okuyorlar ya da zaten genelde de bizim yazdıklarımızın türevi haberleri okuyorlar. Almanya'nın işte Eurofighter'ın harbi hazırlık oranı çok düşük. Tamam Almanya'da düşük ama neden düşük? Ona bir bakalım işte hayır Almanya'da adamlar harbi hazırlık oranında adam saatleri çok az. Yani bir uçağa 1.000 saat adam harcanması gerekiyor ya da bir bakım overall'unda ya da bir şeyinde. Alman o 1.000 saati mesai saatleri içinde harcıyor. Fazla mesai yapmıyor, bilmem ne yapmıyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Seninkisi gibi bu uçağa girdik, bu uçağı bitireceğiz şeklinde bir şey yok. Yani çalışma prensipleri farklı. Ama İtalya'da şey oranı çok daha yüksek, İspanya'da daha da yüksek. Harbi hazırlık oranları. Niye onları konuşmuyoruz? Sadece en düşük Almanya konuşuyor sürekli. Buyurun bakalım İngiltere'de çok çok daha yüksek. %70'lere varıyor bazen İngiltere'de şeyleri. Hem de yaşlı uçaklar olmalarına rağmen daha yüksek oranlarda tutuyor. Onları da konuşalım o zaman. Hani bir tek Almanya en kötü örneğinden gitmek doğru değil. O Almanların özel salaklığı. En Tabii nazikçe ki. öyle söyleyeyim. Yani o yüzden hani Eurofighter'a şey yapıldığı zaman en büyük dezavantajı olarak işte harbi hazırlık oranı deniyor da harbi hazırlıkta nedir? Parça mı yoktur hani? 4 tane ülke var burada. O zaman bu uçakların hiçbirinin uçamaması gerekiyor. Demek ki parça sorunu yok. Almanya geç sipariş vermiştir ödeme ve ödenek şey yapmadığından dolayı zamanında. Ama diğer ülkeler vakti sipariş verdiği için öyle bir sıkıntıları yok. İki, işte Almanya adam saatini ayarlayamadığı için şey vardı. Sen doğru bir lojistik planlamanı kurarsın. Doğru bir şey planını yaparsın. Onları sağlarsın ki
biz girersek, bir de artık çok lanet bir müşteriyiz. Hani ben yabancı olsam Türkiye ile iş yapmak istemem. Şu anda eminim ki Suudi Arabistan'a satarken uçak bu, parası bu. İşte yedek parçaları bu, böyle böyle alırsan sana böyle böyle gelir, tamam bitti. Sende ise uçak bu, mühimmatımı takacağım, elektroniğine müdahale edeceğim. Kendi bilmem ne sistemimi de takmak istiyorum. Ama aynı zamanda ben buna yedek parçamı da kendim üreteyim bilmem ne diye öyle bir anlaşma şey çıkartıyorsun ki ortaya. Hani lan hani al git falan, ya al ya git falan olmak zorunda kalıyor iş yani. Hani. Ama genelde bir yerlere de varıyoruz yani, bu da bizim hani artık çalışma prensibimiz oldu. Araftayız ondan aslında. Hani kendi uçağını tam anlamıyla yapamayacak kadar şeysin ama bir uçağa da ihtiyacın olduğu için alman gerekiyor. Ama o uçağı sürekli ayakta tutabilmek için onlara güvenmek istemiyorsun. Arafında olmamasından kaynaklı. Örneğin hani bir başka ülkede kendi parçalarını üretebiliyordur ama onun o ülkelerden alamama riskini duyma endişesi olmadığı için üretmek için öyle bir çaba Uğraşmıyor. sarf etmiyordur, uğraşmıyordur. Ama biz o endişeyi her an iliklerimizde hissettiğimiz için illaki bir şeyleri resmi olarak kendimiz üretmeye çalışacağız. Bu da bizi çok lanet bir müşteri yapıyor. Yani uğraşması çok zor bir müşteri yapıyor. Deniz kuvvetlerinden bildiğim için. Ya bir de şu var, her ülkenin ya da işte her kuvvetin kendi bir nasıl diyeyim, bilgi birikimi var, kendi tarzı var, bir şeyi var, mantalitesi var. Şimdi biz hakikaten Amerika dışında lojistiğe bu kadar takmış bir hava kuvveti göremezsin dünyanın hiçbir yerinde. Yani Nasıl? biz o yüzden dediğim gibi işte 50 yıllık F-4'ü sen o yüzden bu kadar yüksek harbi hazırlıkla uğraşıyorsun. Çünkü adam her şeyini burada bir şeyler yapmak istiyor. Şimdi sen bir parça sana gelmiyorsa onun muadilini yapmaya çalışıyor. Veya şey de yapabiliyoruz biz. Yani bu fabrika diyorum işte, hava ikmal. O kadar büyük bir tecrübeye sahip ki uçağın kitabında yazmayan şeyleri çözebiliyor adamlar. Yani çünkü diyor ki ben şunu da şunu görmüştüm, bunu da bunu yapmıştım. Yani bir bilgi birikimi var ve bunu aktarabiliyorsun. Şimdi Alman'la dediğim gibi kale alamazsın çünkü Alman'da böyle bir mantığı yok. Yani çoğu hava kuvvetlerinde bile yok. Ya ben hep diyorum ya, işte Polonya'dan örnek veriyorum, yaşadığım için örnek veriyorum. Biz normalde Polonya F-16 ile de Türk F-16 ile beraber uçacaktık. Polonyalar kalkmadılar ya. En son ne, saat 3.30 oldu. Kalkacağız, geleceğiz. Mesai bitecek. Uçağın bakımı var. Yani indiğin zaman kontak kapıda durmuyorsun. Hem iş var. Yani uçağın ertesi gün hazırlığı var falan filan. Dediler zaten havada bozuk. Biz gelmiyoruz arkadaş dediler. Ama bizim ekip uçtu işte. Yani mantalite de bu. Adam diyor ki ulan diyor ben askeri pilotum yani, savaş uçağı bu ya diyor. Hani bunun mesai saati mi olur diyor. Ya da hava bozuk diye ben uçmayacak mıyım? Ya da aynısı işte. Cumartesi günkü vade uçuşu. Yani hava kötü, kapalı. Başka bir ülkede olsaydı çoktan derlerdi ki kusura bakmayın bugün hava bozuk. Geldiğiniz zaman hoş uçak alın derlerdi. Bizim bir ekip ne yaptı? Cumartesi günü mesai saati bile değil. Yani her dakika ya filodan bir üst teğmen geldi. Elinde şeyiyle telefonla devamlı havaya bakıyor. Filo ile konuşuyor. Sonra telsizle haberleşmeye başladı. Uçaklar kalktı. Dediler ki bir girecek bir yer bulursak. Şimdi mesela vadi özelinde ne sıkıntımız var? Şimdi gene İnternette miydi, WhatsApp grubunda hatırlamıyorum. Bir yerde bir arkadaş yazdı, dedi ki işte bu uçak her hava şartında uçabilir. Abi her hava şartında uçabilir de her hava şartında vadiye girer demiyor sana kimse yani. Ya yani 10 bin fitte, 100 bin, 20 bin fitte her hava şartında uçarsın. Bulut içinde de uçarsın. Adamın radarı var, bilmem nesi var. Radarla sen vadi takip edecek halin yok yani. Bu alette lantin yok yani. Otomatik gitmeyecek. Pilotun görmesi lazım. Şu fotoğrafı görüyorsun. Yani arkada dönüyor. Vadi var. Vadiden dönerek tepenin üstünden atlayıp tepenin öbür tarafına geçip vadinin diğer tarafından tekrar girmesi lazım. E şimdi o tepenin üstünde bulut varsa nasıl girecek adam? Tepeyi geçip geçmediğini bilmiyor. Tepenin arkasında ne var ne yok bilmiyor. Kuş mu var? Tel mi var? Daha yani başkası olsa dedim hiç uğraşmaz. Çoktan bitmişti. Ama bizim için bu zaten şöyle var. Bu aslında bir gösteri de değildi. Hani onu da altını çizeyim. Tamam, bir gösteriye dönüştü ama aslında bir alçak uçuş eğitimi yapıldı orada. Yani filo senin için sadece eğitimini açmış oldu sana. Dedi ki ben eğitim yapacaktım zaten. Hani insanlar şunu da atlamasınlar. Yani dedim ya bu işler maliyetli işler. Sırf biz fotoğrafçıları eğlemek için orada işte yarım saat boyunca benzin yakmadılar. Bizi eğlediler de. Ama o arada o pilotlar da bir şey öğrendi. Zaten uçması gereken bir uçuş var. Yapması gereken bir eğitim var. İş birleştiriliyor. Hava kuvvetlerinde hep öyledir. Bir şeyler bir şeylerle birleştirilerek yapılır. Bizim fotoğraf çekimleri de öyle. Yani bu uçağın ya da bizim fotoğraf çektiğimiz o 3 uçak geldi işte havadan havaya çekimi. Onların kolda zaten bir eğitimleri var. Gidip bir yerde kolda uçup bir eğitim yapacaklardı zaten. Bir uçuş saati yapacaklardı pilotlar. Bir görevleri vardı. Biz kargo uçağı o göreve sıkıştık. Dedik ki siz şuradan şuraya gidiyorsunuz. Biz sizin önümüzde uçalım.
Siz o eğitiminizi bizim arkamızda yapın. Yaparken de imkan bulursak işte bir iki hareket yapalım. Zaten uçak havada. Bu. Yani şey yapmıyor senin için. Hadi bir uçak kaldıralım, oradan bir uçak kaldıralım. Onlar buluşsun havada şov yapalım, fotoğraf yapalım. Bunu Solutürk yapıyor. Bunu Türk Yıldızları yapıyor. Ama bunlar muharip pilotlar. Yani gösteri değil. O pilot zaten dediğim gibi alçak uçuş eğitimi yapacaktı. Biz sadece eğitimin saatini ve yerini bildik. Daha doğrusu saatini de bilmedik de gününü bildik. Ve o eğitimin yapılması lazım. O eğitimde yapılabilmesi için havanın belli şartlarda olması lazım. İşte görüşün belli olması lazım. Bulut tabanının belli bir irtifada olması lazım. Bunlar şansımıza uydu o gün. Yaptık. Ama dediğim gibi başka bir hava kuvvetleri olsaydı eminim sabah bakacaklardı. Hava çamur. Tamam. Bugün hiç uğraşmamıza gerek yok. Bunu biz yarın yaparız. Pazartesi yaparız derlerdi. Ama ne oluyor? Şimdi dedim ya dünyanın dört bir tarafından geldik. Yani ben İstanbul'dan kalktım geldim. Türkiye'nin dört bir tarafından bir yerler geldi. Dünyanın dört bir tarafından insanlar geldi. Sen bu insana şey diyemezsin yani. Şimdi Japonya'dan kalkmış bir adama. Ama gerçi şey diyemezsin dediğim hani bunu göze alarak geliyor. O da ayrı dava. Hani onu da tırnak içinde belirteyim ama biz bunu görev ediniyoruz. Dedik ki böyle bir şey yaptık. İmkan veriyorsa tabii ki yani bu şartları zorlamak değil. Yanlış anlaşılmasın gene. Sonuçta dediğim gibi hava müsaade edecek. Biz sabahın 9'undan 3'üne kadar onu bekledik. Hava açsın diye bekledik. Şimdi meteorolojiyi zaten görüyor pilotlar. Şimdi öğleden sonra hava açmıyor gözüküyor. Ama şimdi çok geniş bir alan. Yani sana sadece bir vadi için hiçbir meteoroloji istasyonu oraya istasyon kurmazsan şu saatte burası açacak mı açacak diyemez. Genel Eskişehir bölgesinde bir hava gözüküyor. Şimdi hava parçalayacak öğleden sonra. Yani bulutlar parçalanacak. Ama vadinin üstündeki bulut parçalanmayıp da etraftaki her yerde güneş açsa ne olacak? O vadiye giremeyeceksin. Biz onu bekledik. Ve dediğim gibi eğitim bizim önümüzde yapıldı. Eğitimde dediğim gibi sonra iş şeye döndü. Hani eğitimden başka bir seviyeye geldi. Yani şey olarak başka bir seviyeye geldi. Zaten adamların yaptığı rutin iş ama dışarıdan bizim gibi bakanlar için sanki Solutürk gösteri yapıyor gibi olduk. Çünkü hani normalde gördüğüm bir şey değil. Yani F4 bu hareketleri zaten yapabiliyor. Vadilere zaten gelip çıkıyorlar. Biz sadece şahit olduğumuz için bu kadar mutluyuz ve şeyiz böyle heyecanlıyız. Nereden nereye gittim ben gene dağıttım konuyu ya Eurofighter'ın kusura bakma. bizim harbi hazır olarak tutabilmemiz Ha, harbi Almanya'ya hazırlık da göre. işte aynen işte bu yüzden oluyor işte. Yani bizde bir bilinç var. Görev yapılacak. Yapılacak ama tabii ki dediğim gibi emniyeti engel olmadan. Ama bu yapılacak işi bizim artık şeyimize işlemiş. Çünkü bir Yunanlının, bir Almanın, bir Polonyalının şey derdi yok. Ya işte dedim ya pazar gün sen bir uçağın başında nöbet tutarken telsiz çalıyor. Falanca karakolda bir baskın var. Gidip oraya müdahale etmen lazım. Çünkü orada bir can var. O canı senin kurtarman lazım. Yurt dışındakinin böyle bir bilinci yok. Anlatabiliyor muyum? Der ki ne gerek var? Ama biz her şeyi böyle şey gibi algılıyoruz. Bir ihtiyaç var. Şey limitindeyse, emniyetli şeyim varsa yani ben uçabilir bir hava durumu buluyorsam uçarım arkadaş. Mesaiye bakmam. Akşam evime geç giderim. Belki gitmem filoda yatarım. Ama uçabiliyorsam, uçabiliyorumdan kastım dediğim gibi kendi riske atmak değil. Hava şartları uyuyorsa, benim uçağımın limitleri dahilindeyse ben kalkar giderim. Bunun saatinin önemi yok. Pazar olmuş, cumartesi olmuş bir şey yok. Bu Avrupa'da yok. Çoğu ülkede yok. Çünkü o diyorum hani kuvvetin sana bir şeyleri oluşuyor. Hani alışkanlıkları oluşuyor, bir şeyleri oluşuyor. Hafızanı yaşıyor. Adam çünkü teğmen olarak belki filoya görüyor. Abilerinden bunu görüyor. Bir görev var yapılacak arkadaş. Bugün eve geç gideriz. Bugün yemeği kaçır fark etmez. Ya da işte bakımcı. Belki çocuğun doğum günü var. Ama uçağın yarına göreve hazır olması lazım. Adam çocuğun doğum gününü kaçırıyor. Yurt dışında bunu yapmazlar. Anlatabiliyor muyum? Bana ne der arkadaş? Bizde farklı bir bilinç var. Yani bunun dediğim gibi baktığın yere göre değişebilir. Bazıları için saçma gelebilir ama bana kalırsa bizi özel kılan, bizi farklı kılan şeylerden biri bunlar. Ve o yüzden biz işte Eurofighter olursak eminim herkesten daha yüksek oranda uçuracağız adamı. Çünkü işte az önce Kozan'ın söylediği gibi Suudi Arabistan bakım için uğraşmıyor. Siz de hava ikmaliyle gittiniz değil mi abi? Gezdiniz. Aynen öyle, Hava aynen. ikmal şu an şeyde çalışıyor. Deli deli ben Eurofighter'ı nasıl işletirim? Onun peşinde. Daha pilot yok ortada, uçak yok. Fabrika şeyin peşinde. Karşı tarafın fabrikasıyla görüşüyor. Oradan ekipler geliyor. Bunlar oraya gidiyor. Benim elimde bu imkan var. Sana ne lazım? Aa o makine bende var. Tamam ben onu yaparım. Bunun için sana göndermeme gerek yok. Çünkü Suudi Arabistan'da öyle bir şey yok. Motor bozuldu. At kargo uçağına. C-17'si var. Yallah şeye gönder. Almanya'daki bilmem nereye ya da İtalya'daki. Yo yo diyor. Benim bir remzem var. Ben bakayım sen bana teknik bilgi de ver. Ben bir remzemi EJ200 için ayarlayayım.
onu yapayım. İşte atıyorum boya atölyesi var. Ha sen şu boyayı mı kullanıyorsun? Tamam dur ben atıyorum. Nozulumun şurasını işte airbrush'ımı bilmem nesini değiştiririm. Ben bu boyayı atarım. Bu boya için sana şey göndermeyeyim. Fasmatik çimşak göndermeyeyim. Anlatabiliyor muyum? Herkes şeyin peşinde orada. Bir kabiliyet var. Bu kabiliyette ben bunu nasıl ayakta tutabilirim? Çoğu hava kuvvetleri bunu yapmıyor işte. Mesela F-35'te bizi farklı kılacak olan da buydu. Biz F-35'i gene F-16 gibi kullanacaktık. Her şeyini ben yapayım. Ya da bir F-4 gibi kullanacaktık. O yüzden Eskişehir'de şu an bomboş bir hangar duruyor. O F-35'ler için koca hangar yapılmıştı. Bakımı orada yapılacak. Bakım olacak diye. Motor için yeni bir bremze kurulmuştu. Yani bir bremze dedim de yani motor bir yere sabitleniyor. Uçaktan sökülüp yerde motorun bütün testlerini yapabiliyorsun. Onun için çünkü şey F-135 farklı bir motor. Ona uygun bir tesis kurman lazım. Tesis yapıldı. Biz atılmadan önce biliyorsunuz Avrupa'daki tek şey olacaktık. Motor bakım tesisi biz Motor olacaktık. bakım tesisimiz olacaktı. İtalya oldu. Uçağın bakımını biz yapacaktık. Yani Avrupa'dakiler bize uçakları gönderecekti. Belki yeri gelecek Yunanistan mecburen Türkiye'ye motorunu gönderecekti. Uçağın fasfatı için bize gönderecekti. Çünkü biz yaptığımız zaman işi tam yapmak istiyoruz. Ben diyor ki uçağımı faal tutmak istiyorsan ben faal tutacağım arkadaş. Elin Alman'la, elin İngiliz'ine güvenmek istemiyorum. Çünkü gönderirsin gelmez. Şu an yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Yani nereye gitsen duyarsın. İşte bir parça gitti fabrikaya. Hani %100 tamamını tabii ki burada yapamıyorsun. Ama ne yapıyorsun? Geçmişten bir tecrüben var. Yani diyorsun ki şu parça fabrika 10 saatte bir bozulur dese de ben biliyorum o 5 saatte bir arkadaş gider. Ben ona göre parça stoğunu tutayım. Ona göre tesisimi kurayım. Ya da ne bileyim işte farklı bir kullanıcıdan işte Kore'den KT1 aldık. Hemen bizim geçmiş tecrübelerle başlıyor, birleşiyor. Biz KT1'e eminim Korelilerden daha çabuk uçuruyoruzdur. Yani çabuktan kastım gene görev oranımız çok daha yüksektir Korelilerden. Yani çünkü Zaten ona aynı şey mecburuz. anlaşması yaptık ya. Ayrı PT6 anlaşması yaptık. Yaparsın işte biz Yani şeyiz. Yani dedim ki Amerika haricinde lojistiğe bu kadar kafası takık bir hava kuvvetleri dünyada yoktur. O yüzden bu kadar uçabiliyoruz. O yüzden F-4'ü hala uçurabiliyorsun işte. Ben canlı şahidim. Koreliler bize soru soruyordu. F-4'te şu var. McDonald's'a sormuyorsan yani McDonald's'tan Boeing'e geçiyor o şey. Boeing'e sormuyor. Siz ne yaptınız diyor. Yani çünkü biliyor. O arıza uçakta oluyor. Sen uçurmaya devam ediyorsan çözmüşsündür. Yani çözemezsen zaten uçağı uçuramazsın. Ya bizimkiler fark etmiş ve çözmüş zaten o arada işi. Yani çünkü karşında artık muhatap da olmuyor. Yani tecrübe budur. Senin bazı şeyleri dediğim gibi hani mesela şu an işte ekonominin kötü olmasının en büyük zararlarından biri de bu. Yani oradaki işçiler vesaireler, mühendisler bir yerlere kaçmak zorunda kalıyor. Bizim işte o asıl derdimiz o. Yani belki uçaksızlıktan daha büyük bir dert bu. Sen uçağı bir yerlerden alabilirsin ama uçağı işte işletemezsen, o tecrübeyi kaybedersen bu sefer Almandan farkın olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani o da önemli. İş sadece uçak alarak, para harcayarak olmuyor. Bir birikim var. İşte gerek pilotaj yani uçuş kısmında olsun, gerek bakım kısmında olsun. Bir kurumsal hafıza var. Bunu kaybetmemek lazım. O yüzden her insan kıymetli. İnsanlar olmadan uçaklar uçmuyor. Hani ben kitap yapmaya ilk başladığımda da sonra bambaşka bir şeye dönüştü işte Türkiye'nin şartları. Ben aslında F4 özelinde havacılığı anlatmak istiyordum. Derdim oydu benim. Yani çünkü içine girince ne kadar saçma sapan bir dünya olduğunu anlıyorum. Yani saçma sapandan kastım o kadar derin bir şey ki. Yani bir uçağın bir saat havada kalması için onlarca insan günlerini veriyor, saatlerini veriyor. Hani onu insanlara anlatmak lazım. Sadece uçak ve pilottan ibaret değil. İnsanlar olmazsa uçaklar uçamıyor. Ve bir insan değil yani. O onlarca insan ve birbirine bağlısın. Fabrika ayrı olacak, hat bakımı ayrı olacak, pilot ayrı bakımı olacak. Hani şeyin ne derler ona? Filodaki işte teçhizat görevlisinin işini iyi yapıyor olması lazım. Adam ufacık bir ayrı yaparsa yukarıda sen sıkıntı yaşayacaksın. Yani küçük küçük şeyler birleşiyor. Kazalarda öyle oluyor zaten. Bir şeyden kaza olmuyor. Hani şeyde falan izliyorsunuzdur işte. National Geographic'te miydi uçak kazaları? Hep 2-3 şey birden olduğu için başına bir şey geliyor. Ama bizim kuvvetle çok şükür o 2-3 şey çok nadiren yan yana gelir. Yani çünkü sıkı bir kontrol var. Sıkı bir şey var. Nasıl diyeyim? Bilinç var. Ve büyük bir tecrübe var. Yani o yüzden şey olmuyor. Ama dediğim gibi bu tecrübenin aktarılması lazım. Onun için de insan kaynağının korunması lazım. Hani bizim bu savunma sanayi içinde de geçerli tabii ki. Yani onca mühendis yani giderlerse gitsin diyemiyorsun yani. Giden sadece insan değil çünkü. Bilgi gidiyor.
İnsanın yerine başka insan geliyor ama o bilgiyle gelmiyor adam. Anasının karnından o bilgiyle doğmuyor yani. Bir adam bir şeyin üstünde 10 yıl çalıştıysa, sen okuldan mezun olup 1 yıl staj yapıp hemen o 10 yıllık adamla aynı şeyi düşünemezsin yani. Aynısı fotoğrafçılık işte. Hep diyorum ya işte. Ben pistin neresinde ne duracağımı biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü yıllarımı verdim yani. Kaç tane uçak izledim. İlk kez makine alıp bir üssün yanına gittiğinde nerede duracağını şaşırırsın yani. Ne yapacağını şaşırırsın. Ki çok basit bir şey aslında. Dümdüz bir pist var, önünden bir uçak kalkıyor. Ama orada bile bilmen gereken şeyler var. Ve o bilmen gereken şeyleri sana anlatan olur, anlatmayan olur. Paylaşmak isteyen olur, istemeyen olur. Bilgi de öyle. Kimse sana al bak bu kardeşim işin tiyosu bu. Tri bu demez yani. Seni çözmen lazım. Ve o da bizde vardı. İnşallah olmaya devam eder. Bu güzel oldu. Evet. Bu güzel oldu. Var mı eklemek istedikleriniz Kozan Bey? Var. Son olarak Affınızı diliyorum. sektörde siyah renk çok yakışıyor. Yani bu Güzel oldu yapılan hakikaten. boyama. Hani Amerikalılar yıllarca Playboy filosunu siyah renkte şey yaparlardı gösteri olacağı zaman. Siyaha boyarlardı F4'lerini donanma. Öyle uçurdu. F14'lerini de o şekilde uçurdu hatta. Onlar parlak ama bizimki mat daha güzel olmuş. Mat daha güzel olmuş. Yani böyle cool bir hava vermiş yani. Evet. Ondan hani bu da benim çok çok hoşuma gitti. Onu söylemek istedim. Ben hiç bu kadar boya beklemiyordum. Yani şöyle söyleyeyim hani o yüzden hakkını teslim etmek lazım. Şimdi ben daha çok bir kuyrukla muyrukla geçiştiririz. Yani uçak boyamasını çok istiyordum zaten. Hani daha önceki programlarda da bahsettik ama hep diyorum ya bunlar maliyet. Yani sen aktif bir hava kuvvetlerisin. Bu uçağın boyanması için muhtemelen bir hafta falan uçak uçuştan çekilmiştir. Hava İkmal Süper değişçilik çıkartmış, yapmış etmiş ama diyorum ya iş aslında yani maliyet artı bir şey. Yani bir uçağı dediğim gibi bir hafta şeyden kesmen demek. Uçuştan kesmen lazım. Yani o yüzden o kadar ümitli değildim ama sağ olsunlar hakikaten çok yani şu var. Kimi beğenir kimi beğenmez. Yani bu tür boya işleri bilmem ne işleri şey yani nasıl diyeyim keyfe keder işlerdir. Yani senin çok hoşuna gider. Öbürkü der ki kırmızı ile siyah yakışmamışlar. İşte altındaki bilmem ne der. Yani herkes bir kulp uydurabilir. Ama şeye bakmak lazım. Genel tepki şu an için güzel. Yurt dışından gelenler çok beğendiler. Uçağın üstü çok güzel. Ama hani tek dert işte uçak yan yattığında bunu görüyorsun. Hani mesela bu uçak işte vadide bu kadar güzel pozlar vermeseydi dünyada bu kadar konuşulmazdı. Yani iniş kalkışta yanda o etkiyi görmüyorsun. Hani bir beyazlık var, çizgi var vesaire var ama o bir ay yıldız mı başka bir şey mi? Yani sen ben tabii ki Türk bayrağını bildiğimiz için anlıyoruz ama dediğim gibi bir yabancı için bir şey olmayacaktı. Ama vadi süper oldu. Yani 90 derece atışıyla sırtını gayet güzel. Bayrağımız al bayrağımız havada dalgalanıyor gibi hissettik. Öbür tarafta altını gösterdi, sporu gösterdi. Dediğim gibi hani daha iyisi daha kötüsü bir şey demiyorum. Sonuçta herkesin zevki kendine. Renkler ve neydi şeyler tartışılmaz dediğim gibi. Sonuçta güzel bir şey yapılmış, bir emek verilmiş. O yüzden mutluyum. Hani şey önemli. Bu uçak size 50 yıl vermiş. Bu hava kuvvetlerine bir şeyler katmış. Bu 50 yıl içerisinde bir sürü insan ona dokunmuş, temas etmiş, adamın hayatına girmiş, çıkmış. Ben hava kuvvetleri personeli değilim ama benim de bir hayatımın parçası oldu işte. Yani 2013'ten beri 11 yıldır bir bağım var benim F4'le. Hani birilerinin kalbine dokundu bu uçak. Birileri bu uçakta şehit oldu. 62 ya da 63 olması lazım. Şimdi yanlış söylemeyeyim. O insanları da yad etmemiz lazımdı. Bunlar hep şey. Yani bir uçak sadece uçak değil. Bu bizi birbirimize bağlayan bir nesne. Bizi birbirimize bağlıyor derken hani uçağın sevdalısı. Ya da işte dünyada dediğim gibi işte bu kadar 600 küsur 700 tane fotoğrafçı bunun için bir araya geldi. Ben F4 sayesinde Japon'da tanıyorum. Finlandiya'da da tanıyorum. Geçen Yunanistan'a gittiğimde Hintli biriyle tanıştım. Gelmediği için o kadar üzülmüş ki yazışıp duruyoruz. Adam hani bin pişman gelemediğine. Hindistan'dan kalkıp gelecekti bunun için gelecekti. F-16 için bunu gelmez anlatabiliyor muyum şu an için? Hani F-16 kötü mötü değil. Onunla bahsetmiyorum. Bu uçak farklı bir şey. Belki 50 yıl sonra F-16 için de gelebilir diyeceğim. Ama gelmeyecek. Hollanda F-16'yı emekli etti. Hollandalılar oraya gitmedi. Buraya geldiler. Yani anlatabiliyor muyum? Hani nedenini bir şey diyemem. Hani herkes için bir sebebi vardır illaki. Özel bir uçak. Ona yakışır, 50 yıla yakışır bir etkinlik oldu. O yüzden tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kolay işler
değil hakikaten. O kadar insanı bir araya getirmek, bu programı yapmak, işte insanları ikna etmek. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de şey sadece bir söze bakar. Yani birisi ne gerek var kardeşim deseydi olmazdı. Şanslıyız Hava Kuvvetleri Komutanı F-4 pilotu. F-16'cı olsaydı bence böyle bir etkinlik Ya olmaz. göremeyebilirdik. Hiçbir şey olurdu. Bir kokteyl. Olmayabilirdi. Kendisi geldi uçtu sağ olsun. Yani gelmeyebilirdi. Hangi hava gösterisine ya da hangi hava gösterisi demeyeyim de. Hem bir de şunu söyleyeyim. Yani aslında burada iki etkinlik birden oldu, tamam mı? Bazı arkadaşlar ya da dışarıdan bakanlar karıştırıyor. Hani işte oraya gittik, buraya gittik. Niye oraya gittik, buraya gittik? Aslında içeride bir tören oldu. Onun yanında biz bir havacılık fotoğrafçısı olarak da bize bir imkan sunuldu. Yunanistan'da bir tören yaptı. Onu kapalı yaptı adamlar mesela. Yani Hava Kuvvetleri aslında çok büyük bir bize şey yaptı. Hani imkan verdi, güzellik yaptı diyeyim. Kendi özellerini, kendi mutfaklarında bir yemek yerken bizi davet ettiler. Biz bundan mutlu olmamız lazım. Etmeyebilirdi yani. Dediğim gibi Yunanistan etmedi. Yani Kore etti. Kore'de bir etkinlik yaptı ama bizim seviyemizde değil yani. Biz hakikaten uçlarda yaşıyoruz. Yani ya hiç yasak hemşerim yapıyoruz ya da doyumsuz bir şey elde ediyoruz sonunda. Yani hafta sonuki etkinlik doyumsuz bir etkinlik oldu benim için de. Yani herkes F4'e doydu, herkes uçuşa doydu, herkes sese doydu. Yani hakikaten şey, o yüzden hakikaten dediğim gibi emeği geçen herkese teşekkürler. Çünkü yani iyi kötü işin içindeyim. En azından neyin ne olduğunu bilecek durumdayım. Çok büyük bir emek var. Yani sonuçta filo boş durmuyor. Bu adamlar görevde uçuyorlar. Onu da yapıyorlar, bunu da yapıyorlar. Onun yanında işte bunun provasını yap. Bunun organizasyonunu yap. İşte pazar günü insanları topla o 10 uçağa. Sırf 10 uçak değil. O arada başka uçuşlar vesaire de olacak. Hani o uçakları faal tut. İnsanları getir. Mesela ben işte en sonunda öyle kapatayım. Ceresin Paşa geldi mesela biliyorsunuz. Ben onu gördüğüme çok sevindim. Yani Allah uzun ömür versin. Maşallah var. İşte 86 yaşında olması lazım. Yanlış hatırlamıyorum şimdi. Geçen yazmıştım da 86 ya da 87'dir. 86 yaşında olması lazım. Hala dinç. F4'ün merdivenine tırmandı. Tek başına kokpite oturdu. Yani ben ilk kez merdivenden çıktığımda tırsmıştım düşeceğim diye. Öyle söyleyeyim size. Yani genç yaşımda. O yaşta bile o heyecanı var. İlk F4'ümüzü Türkiye'de uçuran iki pilottan biri. Alemdar binbaşımızla beraber. O zaman binbaşıydı kendisi. Filo komutanıdır. İlk F4 filosunun komutanıdır. Sonra Terminator modernizasyonu zamanında Hava Kuvvetleri komutanı oluyor. Gene modernizasyon sonrasında ilk kabul uçuşunu yani filo teslim edilirken gene Ceresin Paşa Hava Kuvvetleri komutanı. O zaman işte bir binbaşı değil ya da o zaman yarbaydı galiba ilk F4'te uçtuğunda. Orgeneral olarak uçuyor. Aradan işte 50 yıl geçiyor. Şimdi emekli bir Hava Kuvvetleri komutanı olarak orada bizlerle beraberdi. Onu gördüğüme, onun o heyecanına şahitlik etmek çok büyük bir mutluluktu. İşte sadece uçak olmadığını o zaman anlıyorsunuz. İşte bir 50 yıllık tarih var. O tarihin bir parçası F4'te. Bir canlı şahidi diyelim. Orada hakikaten gene şey de öyle bahsetti. Şey Hava Kuvvetleri komutanımız. Yanlış söyleyeyim ya 13 ya 14 yaşındayken ilk F4'ü görüyor. Ben bununla uçmam lazım deyip pilot oluyor ve Hava Kuvvetleri komutanı oluyor adam. Yani ilk zehri gene F4 veriyor Hava Kuvvetleri komutanımıza. Ben mesela ben zehri F100'de aldım. Ben çok iyi hatırlıyorum. O zaman F100 olduğunu da bilmiyorum bu arada tabii ki. Gökçeada'da tatile gitmiştik. Üstümüzden bir uçak geçti. 2-3 sene sonra maket yapmaya başladım. Aa buydu dedim. F100'müş. Yani herkes bir yerlerden etkileniyor. F4 bir sürü insanı etkiledi işte. F4 sayesinde Hava Kuvvetleri komutanımız var. Pilot olmuş vesaire. Bizi bağlayan bir şey. Dünyanın dört bir tarafındaki insanları ortak bir keyif, ortak bir tutkunun peşinde koşturtan bir canavar kendisi. İnşallah bir süre daha uçar. Hani işin şey kısmını geçeyim. Ve keşke işte Amerika'daki örnekleri gibi keşke bir süre daha birkaç tanesini uçar tutsak. Yani hiçbir şey yapmıyorsak bile en azından çalışır tutsak, uçurmasak bile. Ben mesela şeye çok kıskanmıştım. Benim ilk yurt dışı hava üssüne ziyaretim 2014 Larissa, Yunanistan'a gittim. O zaman RF-4'lerini emeklettiler. Pistin kenarına RF-84F getirdiler. Uçak faal değil ama bir şeyin arkasına, çekicinin arkasında uçağı hareket ettirebilecekleri durumda tutmuşlar. Çünkü tarih. RF-84'ü koydular, yanına RF-4'ü koydular, onun yanına F-16'yı koydular. Filonun şeyi, yani geçmişi,
şimdiki geleceği şeklinde. Yani onun için bile yani sadece bir direğin üstüne hava üssünün girişinde koymayalım inşallah. Bir tanesini, iki tanesini. Bence 5000. Phantom bunu hak ediyor. İnşallah 290. 290'ı da gördüm orada. Uçmadı o gün ama statikteydi. Hala iyi olduğuna, faal olduğuna çok sevindim. İnşallah o son uçak olarak tarihteki yerini alır, kalır. İnşallah başına kaza bela gelmeden ömrünü tamamlar ve dediğim gibi korunur. En azından korunur. Ya da bir müzeye gider. İnşallah bu uçak da aynı şekilde bence envanterden çıktığında büyük ihtimalle zaten İstanbul Müze Komutanı'nı tanıyorum. Kendisi çok şey ilgili bir insan sağ olsun. O muhtemelen bir girişimde bulunur. Hani ne zaman olur bilmiyorum tabii ama saçma sapan bir yerde parçalanmış şekilde görmeyiz inşallah. Korunurlar. Tarihin parçası oldular çünkü. Biraz şey gene klasik duygusallaşıp uzatıyorum lafı. Neyse, herkesten af diliyorum. Kafanızı şişirdim. Bayağı da olmuş konuşalı. Şimdi saate bakıyorum. Tamam. Solo Türk Özür F4 olmaz mı? Ya da Solo Türk demeyelim de Show Türk F4 olmaz mı? dilerim. Solo F4 bir yere niyet denildi. Hatta çok sevdiğim bir pilot abimiz diyeyim artık. Simülatörde şey, hareketleri de çalıştı. Uğraştı şeyi buldu çünkü. Ya Thunderbolts'un ya şeyin Blue Angels'ın F4 şeyini bulmuş. Hani yaptıkları hareketler, limitler vesaireler. Onları simülatörde denemiş oluyordu. Ama olmadı tabii. Hani olacak iş değildi ama enteresan olabilirmiş. Yani F4'ün şöyle bir garipliği var. Hani vadide insanlar onu anlar ya da gittiğinde izlediğinde anlar. Şimdi Solo Türk ya da bir F16 hani desibele vurursanız belki desibel olarak daha yüksek. Farazi konuşuyorum o 160 desibel olsun. F4 150 desibel olsun. Ama F4 içinde hissediyorsunuz. Yani turbojet motoru başka bir şey yani. Yani sizi titretiyor ya böyle. Ya enteresan bir şey. Yani uçak enteresan, sesi enteresan, kokusu enteresan. Yani Evet. enteresandan kastım şu, farklı bir uçak. Tamam, zamanı için yapılmış. Yani belki dediğim gibi fazla duygusal davranıyorum ama işte tek olmadığımı biliyorum. Yani o şey uçtuğunda tepe şurada. Yani 400 kişi falan vardı. Yani şey gibiydi, dalga geçiyoruz işte, metrobüs kuyruğu gibi düşünün. Hani bir şeyde durakta böyle 400 kişi metrobüs bekler gibi uçak bekledik yani bütün gün. Gelmese de bir şey olmayacaktı. Deseler ki ertesi gün ihtimal var. O 400 kişi gene ertesi gün de gelecekti. Yani bunu herkes ya da her uçak yapamaz. Uçak olduğu için de değil. Dediğim gibi herkesin kafasında bir F4 hikayesi var. Hani kimi için efsane bir uçak, kimi için güzel bir jet, kimi için güzel, kimi için çirkin. Hani lakabı dediğim gibi double ugly mesela, çift çirkin. Yani estetik bıçak mı? Kesinlikle değil. Ama ve lakin kendine özel. Yani o kuyruğunun yatıklığı, kanatların kalkıklığı, motorun eğikliği her tarafta bir açı var. Ben ona bayılıyorum. Hani bir arada ezberlemiştim, unuttum şimdi. Bak gene sallamayayım da. Motor 5 derece eğik. Kanat uçları 13,5 derece şey. Şey kaç unuttum bak kuyruğu. Yani millet onları bile ezberlemiş tamam mı? Hani benim gibi bazı manyaklar. O kıvrımlar falan filan farklı. Mesela işte gene kafadan head-on'dan ben uçağı çok severim. Sağ olsun komutan gelirken işte biz tören alanında dedik ki ben yere yattım fotoğrafımı çektim. Yani çünkü işte bu fotoğraf gibi. Yani başka bir şey yani bu uçak. Hakikaten başka bir şey. Yani güzel diyemiyorum dediğim gibi. Güzellik sonuçta göreceli bir şey. Yani bence güzel bir uçak. Bazı kışı için çok çirkin bir uçak olabilir. Ama kimse şey diyemez. Hani şuna benziyor, buna benziyor diyemez. İşte F-16'yı başka bir uçağa benzetebilirsiniz. İşte MiG-29 Su-27'ye benziyor diyebilirsiniz falan bir şey diyebilirsiniz ama F-4 şu uçağa benziyor diyemezsiniz. F-4 nevi şahsına münhasır bir uçak. Her şeyle farklı. Uçurması zor. Bakımı zor. Faal tutması zor. Ama yaptığı işleri de hala kimse yapamıyor. İşte alçak uçuşta kaç yıllık uçak işte. İşte uçan kaçtı numarası. Ha, bu mesela 77 model. İşte daha sonra 78'de gelmiş bizde işte. Ben ne yaşadım? Ben 46 yaşındayım. Bu uçak da 46 yaşında. 46 yaşındaki uçak orada kaç G çekti, ne yaptı, ne etti? Hani farklı bir şey. Bilmiyorum. Yok. Güzel Duygusal uçak. güzel. Valla Yani ağzınıza aynen öyle. sağlık. Bence güzel oldu. Bu arada kara borsa olarak elimde bir tane var arkadaşlar. 1 milyon dolardan kopyasını satacağım.
İlgilenenler bana ulaşabilir. Şimdi bu arada bu tamamen şaka yani. Bende de bir tane var. Satmaya da hiç niyetim yok. Hani öyle boş mesajlarla gelmeyin. Kitap var aslında. Onu da söyleyeyim. Sage'de hala satılıyor. İsteyen olursa yani orada kaç tane kaldı bilmiyorum. Hakikaten oradası bittikten sonra senin dediğin olur. İmkanı olan ya da isteyenler diyeyim. Sage'den alabilirler. Sage'nin kendi sitesi var. Orada satışta onu da söyleyeyim bu arada. Hani şeyi de söyleyeyim. Hani benle alakalı bir şey değil. Kara Hani borsa olamadım ama yapacak bir şey. yani şey için demiyorum. Yani ben bu kitabı dediğim gibi para kazanmak için yapmadım. Sonuçta bir eser olsaya Ben siz çıktım. kazan dediği ben kazanmak için söylüyorum Ha, biliyorum biliyorum. Ben senin canım. işine şey yapıyorum. Ben de şimdi Sage'yi korumam lazım. Sağ olsunlar, desteği bana büyüktür zamanında yaptıkları. Gürcan Bey'i de anayım sağ olsun. Gürcan Bey olmasaydı ben kitap yapamazdım, öyle söyleyeyim. Şey önemli. Yani nasıl diyeyim? Bir şey lazım. Bir şeyler üretmek istiyorsunuz. Sizin belki projeniz çok bilmem neniz yok ama imkanınız olmuyor. İmkanınızın olabilmesi için karşınızdaki muhataplarınızın bu işi anlıyor olması lazım. Ben o konuda şanslı oldum. Ama dediğim gibi bu da şey, hani bir şeyler yapmanız lazım. Yani olur olmaz. O kitap çıkmayabilirdi, fark etmez. Ama ben kitapla elimde şeyiyle, ne derler ona, taslağıyla kapı çalmaya devam ediyor olurdum şu an. Yani, belki bu sene çıkardı. Bilmiyorum ne olurdu, ne biterdi falan ama bir şeyler üretirseniz karşınıza kapılar açılıyor. Sağ olsun kıymetini bilen insanlar da çıkıyor. F4'ün öyle de bir güzelliği var. Dediğim gibi başka bir kitap olsaydı belki bu kadar rahat yapamazdım. Bu kadar rahat, ben şoka girmiştim. Ben şimdi kitap bitti. İşte bir kısmını işte avukatlarına verdik, bir kısmını Sage'ye verdim. Elimde bir kitap kaldı. Eve taşıdım. Ben kitaplara bakıyorum. Hanım bana bakıyor. Bunlar ne? Hani koridoru doldurdum kitapla böyle. Dedim bu ne olacak? Ne yapacağım? Ben bir şey yaptım ama hani ne yaptım şeklinde. Ya çok şükür bir ay sürdü ya. Bir ay sonra bitmişti bendekilerin hepsi. Hatta bir ay sürmedi bile yani. Ama dünyanın her tarafına ben şey yaptım ya. Japonya'ya da yolladım. Şili'ye bile yolladım ya. Şili ya. Şili. Dünyanın hakikaten öbür ucu yani. Şili'deki bir adam bir Türk Hava Kuvvetleri F-4 için kitap aldı ya. Yani bu bana büyük mutluluk. Ha, bunun sebebi gene F-4 işte. Onu söyleyeceğim işte. Oraya geliyorum. Hani F-4'ün güzelliği o. Belki dediğim gibi 30 sene sonra bir F-16 kitabı yaparsam olabilir ama şu an kolay bir şey değil yani, anladın mı? Tanımadığım, bilmediğim bir adamdan kitabın ne çıkacağını bilmiyorsun. Ama dünyanın öbür ucundan alıyorsun, ediyorsun. Hani F4'ü özel kılan şeyler bunlar ya. O tanımadığın Yani adını adamın eşinin aslında onu bu fotoğrafları çekebilmek için ne kadar desteklediğini bilmiyorsun. ha, Değil mi? yani Hikaye hikaye. aynen o esas. Yani tabii ki yani şey dedim yani birbirimizi bağlayan bir şey nedir bilmiyorum ama hakikaten insanları birbirine hani bağlayan bir kıymet, değer F4. Neyse uzattım. İyi ki 50. yılını kutladık. İyi ki 50 yıldır bizle. İyi ki 50 yıldır semalarımızı koruyor. Onunla uçan, onunla görev yapan herkese sonsuz teşekkürler, sonsuz şükranlar. Görev yapmış olan ve ebedi fidan Görev yapmış ya olanları da da yapanlar. saygı ve rahmetle alalım. Aynen. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yani onlar sayesinde şu an rahat evlerimizde oturuyoruz. Bu sohbeti yapıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Şu an bile işte belki F4 pilotları bir yerlerde dediğim gibi uçuyorlar, ediyorlar, bilmiyoruz. Ama onlar sayesinde dediğim gibi rahatız, ediyoruz. Rahat rahat oturuyoruz, konuşuyoruz. Emekler ödenmez. Ucundan da olsa dediğim gibi bu işte bir şey varsa da bu organizasyonda payı olan herkese de tekrardan şükranlarımı sunarım. Orada olmaktan çok büyük keyif aldım. Gerçek anlamda havacılık tarihinde çok özel bir güne şahitlik ettik. 2 güne şahitlik ettik. Yani bunu sırf ben söylemiyorum. Twitter'da hiç tanımadığım etmediğim insan bir tanesinin şeyi vardı. Hayatımda harcadığım en güzel 30 dakikaydı dedi vadi için. Yani bunu birine dedirtmek bence kolay bir şey değil. Hani anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden hakikaten şey, emeği geçen herkese teşekkürler. Kazasız belasız atlattığımız için. O da önemli. Sonuçta havacılık. Çok emekleri var. Yani hatta bugün konuştum bir iki kişiyle. Hala kendilerine gelmeye çalışıyorlardı. Öyle söyleyeyim. Yani çok büyük bir emek var orada. O yüzden tekrardan
Teşekkür, teşekkür, teşekkür. Arkadaşlar Cem Bey'in gözlerini tutamadığı anları Twitter'dan özel Evet, yayınlayacağım birazdan yayından şey oluyor. sonra. Aynen öyle. Peçeten nerede falan şeklinde böyle. Evet, emeği geçenlere Ya şey teşekkür. oluyorsun, enteresan oluyorsun hakikaten. Yani o drop tank işinde benim payım var. O yüzden söyleyebilirim. O imzalarla görmek farklı bir şeydi hakikaten. İnşallah güzel bir şekilde korunur o drop tank. Tarihin bir parçası oldu. Orada olmak, dediğim gibi o solumak, uçakları görmek, dünyanın dört bir tarafından insanlarla tekrar buluşmak, tanışmak, bir dahaki etkinlik için sözleşmek. Buna vesile olduğu için babaya şükranlar. Aynen. Ağzınıza sağlık diliyorum. Var mı Kozan Bey eklemek istedikleriniz? Yok hayır, çok güzeldi. Çok güzel. Yani ben çok keyif aldım dinlerken. Evet, dediğim gibi Cem Bey'in duygulanlarını Twitter'dan paylaşacağım. Yüksek etkileşim bekliyorum. Aynen, Bu aynen, arada aynen. izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi de bekliyoruz. Yayınlarımızı daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için özellikle de bu özel bir bölüm olarak düşündük. Hani F4'ü daha sık konuştuk. Hani Eurofighter'ı da siz merak edeceğiniz için hani kısa bir değindik. Ama bir F4 özel bölümü oldu. Hem etkinlik içinde Türk Hava Kuvvetleri'ne, işte silahlı kuvvetlerimize, Milli Savunma Bakanlığı'na, hani artık etkinliği düzenleyen kurumlara da bir Evet, teşekkür kesinlikle. edelim istedik. Biz yayını Ben kısa tamamladık. Buyurun. bir şey ekleyeceğim. Hani Eurofighter falan dedik ya, oradaki etkinlikte de işte daha önce de oldu işte. Solo Türk gelecek mi, F-16 gelecek mi falan filan. Yani herkes bir şey bekliyor sonuçta. Dedim bugün F-4'ün günü. Bugün As Solist'in günü. Başkasına gerek yok. Uvertür istemiyoruz dedim. Hani yanlış anlaşılmasın, hani diğer uçaklara ya da pilotlara bir şey dediğim yok. Ama hakikaten F-4'ün 50. yılını kutluyorduk. Yani bu konuda dirayetleri nedeniyle Hava Kuvvetleri'ne de üste de çok teşekkür ediyorum. Hani keyifli olabilirdi tabii belki, hani başka uçakları da görmek vesaire, ama bu havayı solumak güzeldi. Yani bunu bir doğum günü gibi düşünün. Başkasının doğum günüyle birleştirip kutlamak o çocuğa nasıl keyif vermezse, hani ya da nasıl diyeyim, ona verdiğiniz değeri belki azaltırsa, o da onun gibiydi. Dolu dolu 2 gün, hatta işte ben şanslı olduğum için 3 gün, ya da dediğim gibi hani şanslı deyince yanlış anlaşılıyor, uğraştığımız için diyelim, dolu dolu F4'te geçirdiğimiz bir iyi yaşa abi, hafta sonu geçirdik, F4 de bizi üzmedi, her şey güzel gitti, hava bile yer yer bozsa bile en azından dediğim gibi uçuşlara mani olmadı, yağmur yağmadı, ben ondan çok tırsıyordum çünkü yağmur yağınca işte fotoğraf vesaire, hani soğukta mokta idare edebiliyorsunuz ama yağmur olsa bu kadar keyif olmazdı. Ama eminim insanlar da bırakıp gitmezdi. Gene yağmurun altında da olsa orada saatlerimizi geçirirdik. Neyse, ben çok konuştum. Arkadaşlar Pişman olacak. uzun yayın İzleyenler şey yapabilir. 1,5 ya da 2x'e izleyebilirler abi, öyle söyleyeyim. uzun yayın uzun yayın diyen arkadaşlar var. 2 saat Evet, istiyoruz diyen alın var. siz Alın uzun size yayın. 2 saat uzun yayın. İzleyin. Şaka bir yana desteklerinizi bekliyoruz ve hani izlediğinizi de biliyoruz. Bunun için de destekleriniz için de teşekkür ediyoruz. Cem Bey'e tekrar bu duygulanları yaşattığı için ve bize gözyaşlarıyla özel videolarda vereceği için teşekkür ediyoruz şimdiden. Ağzına sağlık diliyoruz. Gözyaşlarınıza da sağlık. Ben Kozan teşekkür ederim. Bey, var mı son olarak söylemek istedikleriniz? Yok hayır, sadece yağmur dedi. Cem'in çok güzel yağmur fotoğrafları da var. Uçakların sicim gibi gösterdi. Ya her havanın şeyi var. Mesela bu havanın da kapalı olmasaydı bu kadar güzel fotoğraf çıkmazdı. Yani hava nemli olmasa, dediğim gibi o kanat üstündeki vortexler bilmem neler görmeyebilirdik. Yani işte o gün beni hanımdan örnek vereyim. Hanımı aradım. Böyle böyle hani heyecanlıyım. O da farkında. Ya dedim, bak işte ben 13 yıldır F4 fotoğrafı çekiyorum. Görmedim ya. Böyle bir şey görmedim yani. Başkası da kaç kere görmüştür bilmiyorum yani. Çok, hakikaten hep söylüyorum. Çok özel bir şeye şahitlik ettik. O yüzden bunun kıymetini bilmemiz lazım. O yüzden emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Cem Bey teşekkür etmeye İnşallah. doyamadı bugün. Evet, doyamadım. Hakikaten Ağzınıza sağlık. doyamadım. Sağ Gerçekten ol. teşekkürler. Kozan Bey'e de çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Buyurun Kozan Bey, bir şey söyleyeceksiniz Kapa sanırım. kapa 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 yeter. Kapatacağım. Evet, aynen. Bitmez bu konu. Arkadaşlar tamam, Ben bir kapatıyorum. tur daha teşekkür edebilirim ya. Aynen. Sıkıntı yok. Beğenilerinizi bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Uzmanlarıyla sohbetlerin bu bölümü bitti. Bir sonraki bölümde görüşene kadar hepinize şimdilik hoşça kalın diyoruz.